بيانا كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم، حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Geçen ders 46. farzı yaptık radyodan. Verdiler geçen hafta. Dinlediniz mi? Evet, o 46. farz. Yani dersler devam etti. Onu görüntülü olarak da aldılar. Zannedersem internete attılar. Şimdi biz buradan 47. farzı okuyacağız. Haftaya ben yine radyodan. Vardı da ne açmıyorsunuz? Hocam farzı yok. He? Neyini bozuyor? Buradan bozmuyor. Parlama oldu solunuzda. Ya o neye zarar ediyor o? Görüntü biraz. Ha bilmiyorum da yani, o zaman benim üstüme bir şey geliyor burada. Kitaba bakıyorum çünkü ben başkalar gibi gazeteden okumuyorum. Kitaptan okuyorum burada. Yazılar küçük, gözümüz zayıfladı. Yani o zaman şuraya şey edin, onları şey etmeyin. Evet. 47. farzı şimdi yapalım. 48'i de inşallah haftaya yine radyodan yapalım. Yani dersler devam etsin. Sadece buraya kalırsa bu bitmez. Dersler devam etsin. İnşallah ondan sonra şeyi, sohbetleri 15'e 1'e alıyoruz. Yani bir boş bir dolu böyle devam edeceğiz artık. İnşallah ta ki bir dahaki ilana kadar. Bakalım 3 aylara kadar mı, nasıl yaparız? Yani şimdi bu hafta yapıyoruz. İnşallah bu pazar günü de Bursa'ya gidiyorum. Yani işte 14 ay üzerine 15 ay oldu. Bursa bekliyor. Pazar günü ikindi namazında. İnşallah pazar gün ikindiği müteakiben Bursa sohbeti toplanacak. O civar vilayetler, iller, ilçeler, onlara haberdar edin. Yani herkesin kendi çevresi var. O da öyle başlar. Burası da 15'e sabitleniyor inşallah. Yani 49. farz yine burada olmuş oluyor demek istiyorum. Ama biz farzları böyle devam edelim ki radyodaki derste de bir an evvel şu 54 farzın dersi bitsin. Çünkü başka derslere başlanacak. Yani çok meseleler var. Uzun dersler var. Başladık mı onları artık, o zamanlar herhalde haftada bir dersler de başlamış olur birkaç ay sonra. İnşallahurrahman. Ama siz böyle hasret olduğunuz için dinliyorsunuz. Ondan sonra bir zaman hasretiniz gidince, biraz fazla sohbetler olunca gelmemeye başlıyorsunuz. Ondan sonra gelseniz de dua başlamadan, sonu gelmeden ayağa kalkmaya başlıyorsunuz. Ben sizin huyunuzu bilirim ben. 30-40 senedir sizinle uğraşıyorum yani. Sizin huyunuzu, suyunuzu bildiğim için konuşuyorum. Ama eski gevşeklikler olmasın artık. Kıymet bilinecekse, kıymet bilinecekse ders devam etsin. Bak bir yerde sohbet diye bir şey kalmadı yani memlekette. Görüyorsunuz yani. İlim yok. İlim yok yani. Adam diyor ki bir şey, sohbet çok. İlim vermiyor. Helal haramı anlatmıyorum. Şimdi bak bu derste neler var? 47. farzda. Geçenki de çok önemliydi tabii. Kibirden uzaklaşmak, ama bu 47. farz kul hakları. Yani yetim malı meselesi şimdi konuşulacak. Artık hacısı hocası dökülecek yani burada. Çünkü kul hakkı, zulüm, emanete hainlik, başkasının malını üstüne geçirip geri vermemek. Bu işler o kadar arttı ki Müslümanlarda. Namaz, abdest boşuna gidiyor yani. Kul hakkı yediği için namaz, abdest boşuna gidiyor. Bak Mevla sıraya bu ders geldi. Ben bu dersi seçmedim ki. Bu birkaç senelik ders yani. Yani bu 54 faz başladı. 2 seneyi geçti belki. 2 sene oldu. Zaten bir sene yapılmadığı için. Bak sırası geldi. Çünkü kul hakkı meselesinde bizim millet teheccüd bedava, teheccüdü kılıyor sabaha kadar. Hatim bedava, tarikat dersi bedava, 5.000 değil 10.000 yapıyorum ben diyor. Zikri seviyorum diyor.
Ama milletin parasını almış Hacı Efendi oturuyor. Veyahut adamın biri bir ümmetin malının üstüne konmuş, ona verme diyor. Malı diyor iade etme diyor, boş ver sen otur diyor. Yani ya kendi yiyor, ya yiyene razı geliyor. Razı gelen de yiyenden beter yani. Böyle o kadar örnek var ki Hacı Hoca'dan. Bu olur mu ya, kul hakkı bu ya, sen teheccüd kurtarır mı seni? Ne hacılar, ne hocalar gördük yani. Adam yapmış binaları, oturtmuş kendi adamlarını. Hayra yaptırmış, yardım parasıyla yaptırmış. Ondan sonra çoluk çocuğunu oturtmuş. Ya böyle şey olur mu ya? Yardım parasıyla yapılan çoluk çocuğuna oturulur mu ya? Değil mi şimdi? Ben o kadar bu işlerden korktuğuma, çekindiğime, yani şuralar hep tapular, o zaman bizim üzerimizdeydi mesela. Aman aman aman. Hepsine emanet arkadaşlara devrettim yani. Başkası olsa aman benim üzerimde dursun da niye senin üzerine dursun? Sonra işte burayı birileri ele geçirir de beni atarlar. Atarsa atsın. Beni zaten bu cemaat dinliyorsa ben buraya gelirim, sohbet ederim. Zaten bu cemaat beni istemiyorsa ben buraya sohbete gelmem. O zaman hangi yönetim gelirse o hocayı getirsin. Öyle midir, değil midir? Ben burayı elimde tutayım. Niye elinde tutuyorsun burayı? Herkes bir köşe başını elinde tutmak derdinde ya. Bir yere giriyorlar, oradan çıkmamak üzere. Yahu kardeşim. Bunlar ümmet meselesidir, hizmet meselesidir. Helal haram meselesidir. Hacı hoca olabilirsin, hak iddia edemezsin bu cemaatin malında, mülkünde. Dernek malında, vakıf malında. Bunlar önemli şeyler ya. Biz hep kendimiz verdik. Yani külliyenin bile Allah geri iade buyursun. Amin. Amin. Orada 8 dönüm mesela, ilk arsa o binanın yapıldığı yer babamın kendi parasıyla aldığı yer yani. 8 dönüm. Mesela oradaki 8 dönüm şimdi oldu kaç para mesela. Ya orada bile yapılırken demirin şeyi, o zaman babamın işleriydi. Bütün adam orada yattı kalktı, Allah selamet versin. Yani hep vererek bugüne gelinmiş. Bizim huyumuz böyle. Biz veren el olmuşuz yani. Ama efendim bakıyorsun adam dağdan çarıksız gelmiş. Köyden çarıksız gibi hiçbir şey yok. Arabalar, şeyler, ocaklar, binalar. Ya bu olmaz ki, ümmetin malı olana sen çocuğunu oturtamazsın. Burası sohbet yeridir. Burada gelir sohbet, El Fatiha çıkar. Burada namaz kılınır, burada zikir yapılır mesela. Burada bir de kendine köşeden bir şey ayıramazsın. Olmaz. İşte yetim malı, zulüm, gasıp, haksızlık. Bak Fatih Kalender hocamızın abisi vefat etti. Ben de tabii ki başsağlığına ömrede diye şey etmedim. Demin aradım. Meğer vurulmuş. 45 yaşında. Benden küçük. Hilmi Efendi kardeşimiz. Hamdi Kalender. Ben de tanıyorum tabii ailesini. Babası rahmetli İhsan Efendi'yi tanıyoruz. Ailelerini tanıdığımız insan mesela. Meğer ortağı ile ayrılmış. Ortağının ona çok borcu varmış. Pusu kurmuş, öldürmüş onu. Vurularak ölmüş yani. Ya bu millet ne cani oldu, ne zalim oldu bu. Yılan ejderha bu kadar değil ya. El malu hayyetun. Hadis-i şerif diyor ya, mal yılandır ya. Ya değer mi ya? Ebedi ahiretini mahvettin ya. Adamı vuruyorsun. Men kutile düne malife ve şehidun. Malı için öldürülen şehittir. Bu mal seninse, helal mal ise, sen bunu birisi saldırsa, sen bunu korusan, o da seni öldürse, o şehittir diyor hadis-i şerif. Çünkü adam da helal malını koruyabilir yani, koruma hakkı var. Efendim dünya malıdır, bunu korurken öldü de şehit olmaz. Sen mi biliyorsun? Hadis-i şerif söylüyor onu, malı için ölen şehittir. Çünkü neden? Helal malıysa, namus neyse, mal da odur yani. Bu adam tabii öyle de bir şey yok. Adamın borcu var. Gitti adamı öldürmüş ya. Ortağı. Bu ne oldu bu ya? Sorsan Müslüman adı falan. Ebedi ahiretin gitti. El müminu fi fushatin min dini ma lem yusuf demen haramen. Hadis-i şerifte buyuruyor ki haram bir kana elini bulaştırmadıkça Müslüman mümin kişi dini imanı hususunda genişlik dairesi içindedir. Ne demek? Yani namazında eksiklik, orucunda eksiklik, haçtan, zekattan, yani vazifelerinde noksan, eksik olsa falan. Bir genişlik var yani. Hani ne demek? Kaza eder.
tevbe kapısı açıktır. Ölmeden dönüş yapar. Yani bunlar bir genişlik vermiş Rabbim da. O senin bir senelik kaza namazın var, ebedi cehennem. Böyle bir şey yok ki. Genişlik vermiş. Gel tevbe et kardeşim, kaza et, değil mi? Bunlar hep İslam geniş. Ama diyor, bütün bu tevbe genişliği haram kana bulaşmadıkça. Haram kana bulaşırsa koca İslam dairesi göklerden yerlerden, geniş İslam daralır. Tevbe mevbe yok diyor ona. Sıkıştı kaldı. Tamam, ehli sünnete göre tevbe kapısı ilaç. Katile de tevbe kapısı açık. Ama ve lakin sıkıntısı var. Öbürleri gibi muamele görmez ahirette. Helak olur. Çünkü ne buyruluyor? Katillerin eline bir sancak verilecek. Mahşerde o sancağı eline tutturacaklar. Öyle herkes gidiyor al Mevlamızın huzuruna. Mevla mekandan münezzeh. Hâzâ âyisü min rahmetillâh. Sancakta ne yazıyor? Bu adam Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir yani. Ya adam öldürülür mü ya? Bin bir trilyon, beş trilyon, on milyar dolar, katır trilyar dolar olsa adam öldürülür mü ya? Öldürüyor adam. Ama işte bu hep dünya, dünya, dünya. Yetim malı yediren neyse, faiz yediren neyse, yalan dediren neyse, adam öldür. Hepsi dünyacılık. Neyi şey ettik ya? Yediğimiz belli. Kaç lokma fazla yiyebilirsin ya? Önüne bütün dünyayı koysalar. Ne yiyeceksin? Bir öküz yiyemezsin ki bir oturuşta. Nedir ya? Dünya nedir? Yiyip, efendim, çürüttüğün, giyip eskittiğin, değil mi? Dünya odur. Bütün dünya senin. Ya ben şaşırıyorum, kalıyorum. Adamın serveti şu kadar. Projeleri daha büyük. Bir projeleri var. Efendim, Amerika'yı, Rusya içine alıyor yani. Çin'i, Mini, her tarafa proje veriyor. Çok zenginlerimiz var böyle. Allah helalinden olanları ziyade eylesin. Amin. Ama yani doymuyor. Bir proje bitmeden öbür proje. Ya gelmişsin kaç yaşına ya? Birkaç sene daha ya yaşarsın ya yaşamazsın. Yiyeceğin ekmek belli. Bu işler adamı meşgul ediyor. Zikrinden, ibadetinden alıkoyuyor. Bu da helaldan sayı konuşuyoruz. Haramdansa o dünya helaluha hesab ve haramu azab. Dünyanın helalı hesaptır. Helalı hesaptır. Haramı azaptır. Haramı zaten hiç konuşma. Haramdan yandın. Helalı hesaptır. Ne demek helalı hesap? Zaten hesabı kime soracaklar? Helaldan kazanana. Niye? Haramdakine hesap niye sorsun ki? Doğru cehenneme. Helalda ne hesap var? E tamam, nereden kazandın? Helal. Nereye harcadın? Şimdi kazancın helal olabilir. Harcadığın yer haram olursa ne oldu? Yine bozulur. İsraf yaptın mı? E ben helal kazandım. Tamam, helal kazandım. Ben sana bir şey demiyorum kardeşim. Ama israf yaptın mı israf? İsraf nedir? E israfın tabii o ayetleri de o ders geldiği zaman, şimdi bir ayetin tefsirine girdim, ondan çıkamazsın. Bizim dersimize gelecek. Haddini aşmak demektir. Ama haddini aşmak tabii, bunun boyutu nedir? İlla param var diye, helaldan kazandın diye israf yapmaya hakkın var mı? Yok. İşte helalı hesaptır. Ya Rabbel Alemin, nasıl dua edelim? Yani Allah'ımıza bir dua hakkı verseler, kabul bir dua deseler, tabii çok dualar var da, şu anda aklıma geliyor veyahut da bütün meseleleri birbirine çarpıştırdığım zaman anlıyorum ki Allah bizi dünyadan soğutsun. Amin. Yani dünyadan soğudu mu adam evliya olur ya. Bu dünya, hubbu dünya râsü kulli katıya. Yani bütün günahların başı dünya sevgisi ise, o zaman hakikaten bir dua hakkı verirse adam, ya Rabbi şu dünya sevgisini bizden al diye dua etmelidir ki bütün hatalardan kurtulsun. Aksi takdirde sıralı hata bitmiyor. Şimdi 47. farz neymiş? 54 farzdan. Yetim malını korumak. Muhafaza etmek. Evet, tabii korumak yani yememek. Bu hususta Allah-u Teala ne buyuruyor? Bu 54 farzın hepsi nedir? Kur'an-ı Kerim'de mutlaka ayet var mı? He? Çünkü ayet olmayana farz denir mi? Eder. Bir şey farz olmak için ne lazım? Kur'an-ı Kerim'den de bir delil lazım, hadis-i şeriften de delil lazım. Evet. Yetim malını korumak farz.
Ama benim yanımda yetimim yok veyahut da benim ailemde kardeşimin yetimi kalmadı falan. O başka. Bu genel manada ümmete yönelen farzlardandır. Kiminin başına gelmemiş. Olabilir benim şahsen civarımda yani kardeşlerimde şu hani bir yetim kalmadı bana bir yeğenimdir, şudur budur. Hani böyle bir şeyle ben muhatap olmadım. İçinizde de belki bir kısmınızın da yetim bakmak gibi bir durumu da olmamıştır. Mecburiyette kalmamıştır. Ama genel manada bu ümmetin meselesidir ve farzdır. Ama hele ki savaşlar bu yetim işini çoğaltıyor. Şimdi Suriye'de ne kadar yetim kaldı? He? Irak'ta ne kadar yetim kaldı? Afganistan'da ne kadar yetim kaldı? Filistin'de ne kadar yetim kaldı? Tabii bu meseleleri düşündüğün zaman bu ümmet meselesi itibariyle bu yetim meselesi çok önem arz ediyor. Çok büyük önem arz ediyor yani. Yetimler yurdu, Darül Eytam, Osmanlı'da da tabii bu, tabii Osmanlı'da da cihat ve gaza çok olduğu için gidiyorlar, gelemiyorlar. Milyonlar yani bir muharebede, bir Yemen'de, şurada, burada, bazı yüz binler, Çanakkale'de 250 binler. Yani bunlar tabii hep geriye yetim kalıyor. 250 bin insan, 1 milyon insanın telefi ne demek? Bunların bir kısmı evli, çocuklar hep yetim kalıyor demektir. Şu anda o kadar fazla olmuyor yani tabii ki. Allah muhafaza etsin, iç savaştan, dış savaştan muhafaza buyursun. Bu işi savaş daha tetikliyor. Ama yine de normalde de kardeşi, adam kardeşi ölüyor, çocukları kalıyor efendim. Bazı dede kalıyor efendim. Bakmakla görevli oluyor, oğlu ölüyor. Onun çocuğu, yetimi kalıyor babasına. Mevla buyuruyor ki bu hususta istiğfar ve la tekulu emvalehum ila emvalikum. Sakın yetimlerin mallarını kendi mallarınızla birlikte helal haramı karıştırıp yemeyin. Kurban olduğum Kur'an-ı Kerim'de eksik bir şey yok. Bu ayet-i kerimenin başı Nisa suresinin 2. ayeti. Hatta bu 4 evlilik meselesi var ya, 4'e kadar evlenme müsaadesi, bu da neye bağlı? Bu da esas çıkış noktası yetimlerle ilgilidir. Ama tabii ayet onlarla ilgilidir ama hüküm nedir? Hüküm umumidir. Yani şimdi yetim olmayan bir hanımla da ikinci, üçüncü alsa adam caiz mi? Caiz. Hani illa yetim olması şart değil. Fakat yine burada birden fazla evlilik, taaddüdü zevcat denen konunun da aslı nereden geliyor yine? Fazla yetim kalması durumunda erkekler harplerde ölmesinden dolayı kadınların fazla kalması meseleleri bu sefer eşsiz kalıyor. Erkek sayısına vursan erkek az kalmış, kadın nüfus çok kalıyor. Bundan dolayı fitne, fesat, zina vesaire evde kalanların, evlenemeyenlerin tabii açlık, sefillik çekmesi, fuhuş, şunun artması gibi şeyler oluyor. O bile yetim meselesine dönüyor aslına bakarsanız. Yani bu Nisa suresinin zaten ikinci, üçüncü ayetleri, bu ayetler yetimlerle ilgili ayetlerle beraber geliyor. O dörde kadar müsaade eden evlilik meselesinde de yine bu noktada geliyor. Ama tabii ki bazıları buraya yanlış mana verir, bazı ilahiyatçılar onları bırak. Onlar diyorlar ki o ayet yetimler hakkındadır, sadece yetimlerle ilgili olursa olur, yetim olmayan ikinci eş olmaz falan. O yanlış bir manadır. O onların saptırmalarıdır. Saptırmalarıdır. Çok şey saptırıyorlar onlar. Yani güya İslam'ı hoş gösterelim derken kendileri gavur oluyorlar. Ya sen İslam'ı hoş göstermek senin vazifen değil ki. İslam'ı olduğu gibi göster. İslam'ı hoş göstermek için niye gavur oluyorsun? Şimdi diyor ki İslam'da diyor şey yok. Saldırı savaşı yok. Ne var? Savunma savaşı var. İlahiyatçıların çoğu böyle diyor değil mi? Duyuyorsunuz mu bunları? Doğru mu bu? He? Hep de birkaç tane misal veriyor işte. Ya sen bunu nasıl misal verirsin? Ayet-i Kerime nasıl diyor? Katilüllezine la eminüne billahi la billahi ahir. Allah ahirete inanmayanlarla savaşın. Yekten baştan savunma savaşıydı. Neden? Güç yokken. Güç olunca
Allah ahirete inanmayanlarla savaşın. Hatta yutul cizyede, cizyete an yedir. Cizye verdirinceye kadar. Ha, cizye verirseler kabul edin, savaşmayın. Müslüman olurlarsa savaşmayın. Müslüman olmazsa cizye verirse savaşmayın. Müslüman da olmuyorum, cizye de vermiyorum derse savaşın. Öyle mi? Hatta Osmanlı'ya da kızarlar. Osmanlı'yı da beğenmezler. Niye? İstanbul Fatih'i niye aldı? Fatih niye İstanbul'u aldı? Şimdi İstanbul'da Konstantin ne yapıyordu Osmanlı. Tamam, gavur durmaz. Hep zulüm yapıyordu çevresinde ama burası yerinde dururken geldi Fatih burayı fethetti mi? Etti işte. Onun için de ganimet için, mal için, bilmem ne için efendim gelmiş İstanbul'u almış. Almasa daha iyi olurmuş diyen bazı şeyler de oldu biliyorsun. Şovmenler, spikerler eskiden çıkıp İstanbul, Fatih İstanbul'u almış da ne olmuş? Almasaymış. Bunu diyen vatan hainleri de var yani. Vatan hainleri de var. Çünkü neden? Savunma değil ya. Yani İstanbul'a gelmiş ya, Kanuni gitmiş dünyanın bir ucuna kadar, Viyana'ya kadar dayanmış yani. Savunma değil ki o. Ama aslında yine savunma. Niye savunma? Çünkü gavur durdukça Müslüman'ı rahat bırakmaz. Ha, İslam bu şuurda olduğu için hem onu cennete davet etmek hem de dünyadaki zulmü önlemek için bunu yapıyor. Ama işte bu ilahiyatçılar diyorum ya, hoş göstermek için. İslam'da efendim ikinci evli, üçüncü evli müsaade yok aslında. Ha, bunu diyen kafir olur. Ama adam kafir olmayı göze alıyor. Niye müsaade yok? Yetimlik şartı var efendim, bu yetimlere mahsus. Hiç alakası yok yani. Peki İslam'da rejim var mı? Zina eden tabii. Şartları ağır. Dört şahit görecek falan filan. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rejim yapmış mı? Hazreti Ömer Efendimiz yapmış mı? Rejim yapmış şimdi. Adam yine İslam'dan millet nefret eder. Ne olacak? Rejim mecim yok böyle şeyler. Yahudilikten geliyor. Sen git Yahudiliğe. Yahudilikten gelir mi ya İslam'a? Peygamberin yaptığı şey ne alakası var Yahudilikle ya? Böyle bir durumdayız yani. Hoca diye dinliyorsun. Altında da bir profesör etiketi de var. Doçent etiketi de var. Adam seni gavur ediyor, bırak. Onun için Allah'ım ya Rabbim, zarurettir bir televizyon kurmak. Zarurettir devamlı sohbet yapmak. Zarurettir. Ama bakalım ne yapacağız? Sizinden işimiz çok ama siz bir alem adamsınız yani. İki gün bir heves falan. Ondan sonra sohbetler devam ediyor, başladı. Tamam, şimdi gitme elizim yok artık. Başladı ya, gitme elizim yok. Yokken ne zaman başlayacak falan. Ya bu dava böyle yürür mü? Milleti dinden çıkarttılar ya. Hem de hocalar çıkartıyor ya. Biz nasıl bu dini savunacağız? Hakkı nasıl anılır ya? Cemaat ortada yok. İyi günde var, kötü günde yok. Yok, Allah razı olsun. Siz kötü günde de oldunuz size. Çok çatmayalım size. Elimizde bu kadar bir şey kaldı. Bunu da çalkala çalkala. Bundan çıkacak. Yayık çıktı zaten bundan. Ne çıkardı adam daha? Bir cacık olmaz yani. Salladık salladık sizi zaten. Bir şey kalmadı sizde de bende. Ben ne yapayım yani? Körler sağırlar, birbirini ağırlar. Şu sohbetler devam etse yine buradan dünyaya hidayet gidiyor. Gidiyor canım. Dünyadan arıyor, telefonlar geliyor bize. Amerika'dan, Avrupa'dan, Rusya'dan herkes arıyor bizi. Bu şeyler internete konulduğu için millet merak maşallah dinliyorlar. Neler yani? İngiltere'de, şuralarda, buralarda. Sizden daha takva insanlar yetişiyor bu sohbetlerle. Benden zaten haydi haydi takva be. Ben kendimi takva saymıyorum da. Ben size hark gibi, su harkı yani, ilim aktarıyorum size. Ben aktarıcıyım, ben nakledeceğim. Siz alırsanız, amel ederseniz siz de kazandınız, ben de kazandım. Yok, siz amel etmezseniz siz kaybettiniz. Ben amel etmesem ben kaybettim. İlim amel içindir yani, konuşulan yapılmak, tatbik için. Estaizu billah. Ve atül yetâmâ emmâlehum. Yetimlere mallarını verin. Tabii bunun da meselesi var. Bir dahaki derste de o da gelecek. Yetimlere mallarını verin derken 3 yaşında çocuğa malını verirsen ne olur? He? Babasından kalmış 40 tane koyun. Çocuk 2 yaşında. Vereceksin koyunları çocuğa. Ne yapacak çocuk 2 yaşında koyunları? Yetimlere mallarını verin demek akıl baliğ olup reşit olduğu zaman demek. Yani ayetleri nasıl anlayacaksın? Tefsir lazım mı?
Tefsirsiz meal caiz mi? Değil. Sakın o mealleri okumayın, dinlemeyin. Tefsirsiz meal dinden çıkarır sizi. Bir radyo var sırf meal okuyor. Dinlenir mi? Dinlenmez. Allah'ın eli diyor. Çünkü mealde öyle olmaz. Tefsir olacak oraya. Kudret eli. Tefsiri koymayınca adam Allah'ın eli var zanneder. Olmaz. Tefsirli meal bak. Yetimlere mallarını verin. Yetim kimdir? Evvela onu anlatalım. Yetim kimdir? Babası ölmüş. Babasından ayrı kalmış. Babası ölmüş insana derler. Hayvanlarda yetim farklı. Hayvanlarda yetim annesi ölmüş olan. İnsanlarda yetim babası ölmüş olan. Aslında yetim küçüğe de denir. Büyüğe de denir. Fakat lügat manasında denir. Şeriat örfünde, istilahında yetim ne zamana kadar yetimlik hakkı bakidir? Buluğa erene kadar. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? La yutme ba'de hülmin. Rüyalandığı zaman, yani akıl baliğ olup ergenlik diyelim çağına ulaştığı vakitten sonra yetimlik kalmaz. Tabii öyle olduğu zaman adam 80 yaşında da yetim olur. O bir şey var. Bizim şey hasta oldu, Allah şifa afiyet versin. İbni Kemal Hazretlerine bakan neydi adı? Hüseyin dedi. Yatıyor. İlgilenin, Allah şifa versin ya. Allah afiyet versin ha. O İsmail Ağa'nın şadırvanlarını falan sulardı çok evvelden. Oraları yıkardı derdi. Öyle takılırdı bazen. Ben de gece çıkarttık tefsirden falan geç vakit. O da oraları hortumlar, sular, mular işte. Ya işte hocam bana iyi bakın işte bana efendim dua edin ve hatta işte ben, sıkıntılarım var bir şeydi ben yetimim derdi. Halbuki o zaman da 60-70 yaşına vardı. Derdi mübarek adam ne zamana kadar yetim oluyorsun ya. Buluğa erdikten sonra yetim kalmaz. Yani fıkha göre, dine göre. Şimdi yetimlere mallarını verin. Ne zaman? Bu bir daha bir sonraki ayet-i kerimede de geliyor. Mesela وَلَا تُوْتُوا سُفْهَا اَنْوَالَكُمْ. Onda bir dahaki ders okunacak. Aklı belirgin olmayan, yani reşit olmayanlara mallarını vermeyin. Anladın mı? Ayetleri birbirine bilerek tefsir edeceksin. Tek bir ayete mana verirsen küçücük çocuğa ver malını. Olur mu? Ne yapacak o çocuk o malı? Çalarlar onu yandan. Koruyamaz ki. Ama ne demektir bu? Akıl bali olana kadar muhafaza edin, koruyun malını. Bu da bir acayip şey. Adam kendi malını koruyamıyorsun bu zamanda. Bir de emanet çocuğum, yetimin malını korumak bu acayip bir imtihan ya. Bazı insanların başına geliyor bu. وَلَا تَتَبَدَّ الْخَب۪يثَ بِالطَّيِّبِ. Pisi, temizi bırakıp da pisi almayın. Yani temizle pisi değişmeyin. Ne demek? Gasp ettiğin mal, yetim malıdır, başkasının malıdır, emanet malıdır. Bu gasp ettiğin mal ne oluyor? Pis. Senin kendi malın, efendim, helal olan temiz. Size mubah olan helal kazançları, Allah'ın rızkını bırakıp da ne yapmayın? Size haram olan, pis, başkasının hakkı olan, size pis, başkasına temiz. Sahibine temiz, sana pis olan malı almayın. وَلَا تَكُلُوا اَنْوَالَهُمْ اِلَى اَنْوَالِكُمْ. Sakın onların malını kendi mallarınızla birbirine karıştırıp da ne yapmayın? Yemeyin. Birlikte karıştırıp, helalı haramla karıştırıp da yemeyin. اِنَّهُ Şüphesiz ki o yetimin malını yemek kâne oldu. Huben günah. Nasıl bir günah? Kebira. Çok büyük günah. Bu tabi hadis-i şeriflerde de çok bunu destekleniyor. Şimdi bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulünde rivayet ediliyor. Beni Gatafan, yani Gatafan oğullarından bir adamın yeğenine ait büyük bir mal kendisinin yanında bulunuyordu. Yani kardeşi ölmüş, yetim bırakmış. O yetim de bu adamın himayesinde kalmış. Çok da malı var. Tabii eskiden ekseri bu mal meselelerinde hayvan
veya arazi yani hurmalık işte efendim arsa tarla. Onlar da bakım istiyor tabii. Arsa tarla da bakım isterse ürün verecek falan. Zayi ettin mi onun malı yine zayi olmuş oluyor ürün. Hayvan aynı böyle efendim, kaybedilirse kurda kuşa yem edilirse yine mal kaybedilmiş oluyor. Şimdi tabii nakit daha işliyor da evvelce daha koruması da zor idi. Şimdi de zor gerçi yani. Evlerde de çalınıyor efendim. Bu yetim buluğa erdi. Yani ergenlik çağına gelince amcasından malını istedi. Dedi ki işte babamın malı kaldı. Sen de idi emanet. Sen şimdi bana bunu iade et. Amcası da vermem dedi. Bunlar çok oluyor tabii ki Ebu Cehil'de Estaizu eraitellezi yükezzibu biddin fezalikellezi yeddu'ul yetim. O ahireti inkar eden sapık kafiri gördün mü? İşte o odur yetimi kovan. Çünkü yetim malını istemeye geliyor mesela. O onun amcasıdır, şusudur, busudur. Hadi git. Ben canım çıktı seni büyütene kadar bilmem de. Bir de benden mal mı istiyorsun? Şeklinde kovan. Yani Ebu Cehil zihniyeti. Her dönemde var bu. Bu Gatafan oğullarından olan zat ile bu buluğa eren yeğeni, yetimlikten kurtulan yeğeni durumu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e arz ettiler. Dediler böyle böyle aramızda bir mesele var yani. O diyor ki ben seni baktım bu mal bana aittir yani. Çünkü ben seni büyüttüm falan. Ben de istiyorum babamın malıdır. O zaman bu ayet-i kerime nazil oldu. Ne demek? İndi. Ne buyurdu şimdi bu ayet-i kerime? Yetimlere mallarını verin. Şimdi sebebi nüzülü anlamadan ayet anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Çünkü buradaki yetim kim? Buluğa erip malımı ben kontrol edebilirim artık diye talep eden yetim. Anladın mı? O kimin hakkında indiyse mevzuya oradan gireceksin. O yetime mallarını ver. O tabii genel manada hüküm ifade ediyor. Ama sebebi nüzül özel de olsa ayeti anlamamıza yardımcı oluyor. Demek 2 yaşında çocuğa demek değil. O talep etmiş. Ben bakarım artık babam malına demiş. Amcası tabii bu hemen nazil olur. Bazı kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir anda vahiy gelir. Bazen o husustaki cevap birkaç saat sonra gelir, birkaç gün sonra gelir değil mi? Acayip acayip işler ya. Bazı kere yemek yerken vahiy gelirdi ya. Elinde bir kemik mübarek üzerinde et. Kemik elinde yiyecek mesela bir şey o anda soruluyor. Bir anda vahiy geldi. Öyle başı. Yani o vahiyin ne zaman geleceği, nerede geleceği Mevla'nın iradesi dahil. Ve mâ netenezzelü illâ bi emri rabbik. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz diyor Cebrail aleyhisselam. Biz izinsiz inemeyiz. Bu da ne vakit tabii cevap geldi, bu ayet-i kerime geldiyse amcası bunu duydu. Sonra tabii senin hakkında sorunuza cevaben bu ayet-i kerime geldi. Yani senin malını o kardeşin ölmüş kardeşinden kalan çok büyük mal işte o zamana göre ne yapman lazım? Oğluna vermen lazım. Ayeti duyunca o sahabiden olan zat Gatafan oğullarından se ata'anallaha ve ata'anarrasule. Nauzu billahi minel hubil kebir. Allah'a da itaat ettik, peygambere de itaat ettik. Büyük günahtan Allah'a sığınırız dedi. İmtihanı kazandı. Şimdi bu işler zor. Öyle deme. Yani şimdi 50 lira, 100 lira, 200 lira yetimin malını geri ver. Kolay. 50 trilyon, 100 trilyon mal da senin elinde. İstesen vermezsin yani. Senin hesabına yatmış falan. Şimdi böyle rakamlar yükselince verme işi ne oluyor? Zorlaşıyor. Ama senin değil bir adam ebedi cehennemde yanarsın ya. İşte nefis, şeytan, dünya sevgisi devreye girerse ne der sana? Aman burada yaşa da ilerisini bakalım yani. Yanarsak da yanarız. Lan yanarsak yanarız denir mi? O zaman denemesini yap bir kibrit çakalım da dene. Ya inanmıyorum ahirete de gavur olduğunu söyle.
Ya da Müslümansan yapma bu işleri ya. Yapma bu işleri. Milletin malını alma ya. Aldın emanet tamam. İstedi geri ver ya. Şimdi malını yeğenine verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca sevindi. Niçin? Ümmetinden birisi emir tuttu. Allah'a Resulüne itaat ettim deyince. Çünkü para işinde emir tutma işi ne oluyor? Zorlaşıyor. Karun ne oldu? Tevrat'ı ezbere bilen adam ya. Para işi yüzünden, zekat yüzünden şey. Salebe ne oldu ya? Koyunları arttı. Zekat veremedi ya. Yani sahabeden de o zaman dinden dönen oldu ya. Para yüzünden dinden çıkan oldu. Sahabeydi adam, gavur oldu ya. Bunları dinliyorsunuz. Herkes kendine dikkat etsin kardeşim. Bu para işi bozar. Bir kadın işi bozar, bir de para işi. Yani Ali Rıza Bezzaz Efendi Hazretleri, Bandırma'da yatan büyük şeyhimiz, kaddesallahu aleyhi ve sellem, öyle derdi. Kırmızı altın, beyaz baldır derdi. Bu ikisinden kurtulmadıkça adam cehennemden kurtulamaz. Anladın mı? Bana ne gülüyorsun? Kaba kaçtıysa büyük şeyh efendi, sözüm ben bir şey demiyorum sana. Sözünü de böyle cımbızlayamam ki sen. Evliya Allah ne dediyse ben sana onu söylüyorum. Ben efendiden duydum yani. Ben bunu uyduracak halim yok. Yani bu iki şey, parayla kadın diyelim. Büyük fitne insanların dinden çıkmasına bile sebep olabilir. Bazı adam bir kadına aşık olsa, yani onu elde etmeye gavur oldu deseler gavur oluyor. Ya gavur olan da var ya. Orada da Yusuf Emedani Hazretleri zamanında geldi ya İstanbul'a bir tanesi. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin arkadaşı. Üç kişi gittiler ya Yusuf Emedani Hazretleri'ne. Abdülkadir Geylani için daha genç idi, dedi bu büyük evliya olacak falan. O yanındaki için neydi adı? İbn-i Sekka. İbn-i Sekka için ne dedi? Bundan kafirlik kokusu duyuyorum dedi. O da bir imtihan etmeye gitmiş. Bir soru hazırlamış. Yusuf Emedani Hazretleri'ne sorarım da cevap veremez de evliyayı matara edecek yani. İşte bak sapıklık içinde gizlemiş. Abdülkadir Geylani zaten yeni genç daha o zaman. Feyiz dolu yani, aman bir evliya göreyim diye gitmiş. Ben bir arkadaş daha var. Bu İbn-i Sekka için dedi ki, bundan dedi kafirlik rayihası kokusu duyuyorum dedi. İşte geldi sonra İstanbul'a. Büyük bir alim. Buraya gönderdiler. Bizans'ın Hristiyan papazlarıyla münazara için. Dünya o zaman en büyük İslam alimi o İbn-i Sekka. Geldi burada bir kıza aşık oldu bir şeye. Onu almak için işte kralın bir şeysi miydi sarayda Konstantin'in. Ondan sonra kafir olmasını teklif ettiler. Bir zaman dayandı, direndi falan. O karıya aşıklığından gavur oldu. Ondan sonra kızı da vermediler. Gavurluğu da yanına cabası kaldı. Rezil oldu kaldı. Hatta o üçüncü arkadaşları olan bizzat Abdülkadir Geylani'ne giden o sonra İstanbul'a geldi, baktı bu surların dibinde falan dileniyor. Rezil halde, hem gavur olmuş, hem fakir olmuş. Eyvah dedi Yusuf Hemedani Hazretleri, ne büyük evliya. Bunu ta o zaman dedi bunu bu hale gelecek. İşte bu kimisi para işinden, kimisi karı işinden. Dinden çıkar yani. Ha tamam, adam yoldan çıkar, anladım. Yoldan çıkanı yola almak kolay yani, tevbe kapısı açıldı, ama dinden çıkma meselesi çok acayip bir şey. Ya bu insan, hepimizde nefis var. Hepimizde şeytan var. Hepimizin zaafları olabilir. Ama ahiret var, din var, iman var. Şimdi bir yere geldiğin zaman orada da frenleyeceksin, duracaksın. Allah'a imanın, ahirete imanı da satmayacaksın ya. Herkes parayı sever. Ama sen para içinde dinin imanı satma. Kafir olma ya. Şimdi kafir olma meselesi. Ha yetim malı yiyen kafir olmaz. Büyük günahkar olur. Ama derse ki bu bana helaldir, İşte o zaman kafir olur. Zaten bizim milletin gavur olduğu nokta neresi? Ya kardeşim, kılıfına uyduruyor, helal diyor. Oradan gavur oluyor. Sorun burada. Dese ki faiz haramdır ama ben bunu yiyorum arkadaş, dayanamıyorum dese, bu kafir olur mu? Olmaz, Allah affetsin. Ama diyor ki bu haram değil ya, bu faiz değil. Faize faiz değil diyor. Domuza domuz değil diyor. Ya bu domuz. Yani buna şimdi koyun desen bu helal olmaz ki. Ya. Bu hınzır da. Bizim millet hile-i şeriye,
şer'iyye. Hile-i şer'iyye. Yani şeriatın kılıfına uygun hileler. Ama hile-i şer'iyye olsa, hile-i şer'iyye olduğu zaman ona haram denir mi? Denmez. Oraya da dikkat et. Eğer çaresi varsa, yani bir vesileyle bir şey, bak ona biz haram demiyoruz. Ama bizimkiler şimdi hile-i şer'iyye eskiden o hile arar. Şimdi zaten hile-i şer'iyye aramıyor ki. Kendi müftü olmuş. Şadravan müftüsü. Şadırvan diyorlar caminin dışında onu. Aslı şadravan. Şadravan müftüsü. Ha, orada oturur fetvayı verir zaten. Hile-i şer'iyye bulsa arasa o yine takva canım. Bu zamanda öyle adam takva olur. Hile aramıyor ki. Hile çare demek. Arapçada hilenin manası nedir lügat? Çare demek. Ha şeriata göre bunun bir çaresi var mı? Anladın? Hile çare arasa bu başka. E şimdi adam karıyı 3 talakla boşamış. Ondan sonra geliyor hocaya. Ne olacak benim durumu? Bizim büyük bayram hoca. Allah selamet be. Canı çıktı bunlarla uğraşmaktan. Yani mübarek. Ne yapsın? Hala da uğraşıyor yani. Karıyı boşayan ona gidiyor. 3 talakla boşadım. Yahu çare yok diyor. Şudur budur. E var mı bir çare? Benim de 3'te çocuğum var diyor. Ulan bana mı sordun 3 çocuk? Çocuğunu düşünsene boşarken. 3 çocuğum var diye dinimi mi değiştireceksin? Fıkhı mı değiştireceksin sana? Bu sefer bunun bir çaresi var mı? Şudur. E senin nikahın Hanefi'ye göre oldu. Şafi'ye göre oldu mu? Olmadı. İncelersin. Şafi'ye göre nikah hiç olmadıysa o zaman Şafi'ye göre yeni bir nikah kıysa onu alır mı? Bu bir hile-i şer'iyedir. Caiz mi? Caiz. Çünkü neden? Adam Hanefi'ye göre nikah kıymış. Yani nikah yaparken velisi olmazsa, kızın velisi yoksa nikahta mesela, o nikah Şafi'ye göre geçersiz. Hanefi'ye göre geçerli. Onun için o boşasa da onu nereye göre boşamış oluyor? Hanefi'ye göre. Neden? Şafi'ye göre hiç evlenmemiş. Anladın? Bu sefer Şafi'deki payda kullanalım mı? Bu yuva dağılmasın. 3-5 de çocuk var meselelerinden. Alimler diyorlar ki nikah meselesinde bir mezhepten kurtarıyorsa 4 hak mezhepten biri içerisinde hani yuva devam edilsin yani buna fetva ve müsaade vardır. Fakat adam şimdi bu sefer tamam hile-i şer'iyye dedim yani çare yani anlatıyorum sana şimdi bir çaresi var ama bunu hocalar bilir. Çünkü neden? Sen onu kendi kafandan yapamazsın. Velisini bulsan da olmaz bu sefer sözler tezvicü tenki ifadeler değişiyor şartlar değişiyor falan filan. Amma ve lakin karıyı boşadığı için karının babası amcası yani velileri de ne yapmış buna? Kızmış mı? Yani boşamayı duymuş aile. Kızmış. Bu sefer şimdi bunlar düzeltmek istiyor ya. Peki Şafi'ye göre yeniden bunu düzeltmek için illa nikahta ne lazım? Veli lazım. Veli de ne yapıyor? Bırak lan bu herifi diyor bu seni bir daha boşar diyor. Şafi'ye göre de boşar bırak şu saate göre diyor. Veli de gelmiyor. Veli gelmeyince bu nikah olmuyor. Bayram Hoca değil, Şaban Hoca da gelse bu nikah olmaz. Bu sefer ne olacak? Bizinki hile-i şer'iyeye bakmıyor ki. Kafası da birkaç ayda karısız kalınca. Kadın da takva kadın sokmuyor bunu eve. Böyle çok var, çok olay oldu böyle. Sokar mı kadın ya haram olmuşsun sokaktaki yabancı adam. 3 talak verirken düşünseydin. Bu sefer kadın da bunu sokmuyor. Bu da artık çaresini arıyor falan. Ne olacak? Veli de gelmiyor. Bu ondan sonra geliyor diyor ki ya ben aslında işte 3 talak dememiştim. 2 demiştim de. Şunu yapmıştım. İşte diyorum sana hile-i şer'iyeye uysa ona caiz zaten. Ama o çareyi aramıyor. Bakıyor ki olmayacak. O çareyi de bulmamak için ne yapıyor? Caizdir diyor. Giriyor eve. Anladın mı? 3 tane çocuğumuz var diyor. Ya o olur mu öyle şey diyor. Bir lafla adam mı boşanır diyor. Zaten İbn-i Teymiyeci bir hoca buluyor. İbn-i Teymiyeci sapık selefi ve habi bir hoca da diyor ki 3-1 sayılır diyor. He. Mustafa İslamoğlu falan 3'ü 1 sayıyor. Şimdi gidersin oraya istersen 3-3 boşa da git. Hemen 3-1 diyor. Tefsir dersinde anlatıyor herif. 3-1 diyor. Gidin dinleyenler anlatsın. Bir gün bizim eve bir tamirci geldi. Pazar günü. Pazar mıydı? Ne gündü? O da onların dersine gidiyormuş.
Kaç sene evvel. Ben o zaman tanımıyorum onun yanlış görüşlerini falan. Adam da geldi. Dedim nereden geldin? Dedi ki baktım sakallı da bir adam. Maşallah falan. Pazar sohbeti. Pazar mıydı ne gün bilmiyorum ama pazarıydı. Tefsir dersi yapıyormuş. Hangi gün yapıyor bilmiyorum. Ha tamam bak işte Hatun Bey 10 sene var. Dedi ki pazar dersinden geldim. Ben de zaten bizim pazar sohbetinden mi gelmişti? Dedi ki yok dedi işte Mustafa İslamoğlu Hoca Efendi tefsir dersi. Ben de o zaman tanımıyorum. Maşallah dedim maşallah Allah'ın bahara geçsin falan. Takva sakallı adam falan. Ne anlattı dedim bu derste nedir? Ben de tanımıyorum. Dedi ki Talak suresinin tefsirindeydi dedi. O hatim yaptı yok seneler evvel. Değil mi o zaman Talak suresi. Aklına ne kaldı dedim. Ben de orada bir yer çaktırıyorum ona tahta işler. Ya dedi üç talak bir sayılır dedi. İyi yapmışsın dedim sen. Ya bu tefsire gidilir mi? Bu sohbete gidilir mi? Bu rezillik değil mi ya? İşte millet bu durumda. Bir de tefsire gittim diye. Hiç üç talak bir sayıyor ya. Ya Kur'an'da söylüyor sana. Talakü merratan. İki kere boşadın geri dönüşüm var. İki kere de var. Feim sakın bir maruf. Ev teslim bir insan. İkiden sonra ya tutarsın diyor ya salarsın diyor. Yani ya üçüncüyü verirsin salarsın. Ya diyor geri dönersin. Ya Kur'an söylüyor sana. Feim talleka felâ tehillû min ba'du hattâ tenkiha zevcen gayra. Ama diyor üçüncüyü de boşarsan bir daha dönüşün helal olmaz. Ancak ne şartla? Zevci ahar. O kadın iddeti bitecek. Üç ay kadar geçecek. Başka bir kocayla evlenecek. O başka kocayla da mutlaka en azından bir kere cinsi münasebet tatması lazım. Şart. Ondan sonra o koca da onu boşarsa ondan sonra bir iddet daha tabii ki. Çünkü cinsi münasebet olduğu için. Üç ayda en az oradan iddet. Bitecek. Sonra bunlar dönüp birbirine alırsa o zaman helal olur diyor. Sen ayet bu kadar meseleyin ağırlığını, ciddiyetini, önemini söylüyor. Sen kalkıyorsun üçünü bir sayıyorsun. Nasıl iş ya? Bakara suresi ayet mi? İbn-i Teymiye böyle demiş. Ya bu kadar İslam alemi 1400 senedir ne demiş onu bırakıyorsun da bir İbn-i Teymiye'yle iş olur mu? Zaten adamı hapse attılar. O zamanki şeriat devletinde şeriat alimleri tövbe et dediler. Tövbe ettim dedi çıktı bir daha kandırdı. Yine bu görüşleri tekrarladı etti falan. Allah göktedir diyor benim gibi kürsüden iner diyor bir şeyler dedi. Çok alim ama ne yapalım böyle yanlış işler yaptı. Ondan sonra idam edildi yani şeriat devletinde. Bütün alimlerin kararıyla yani. Bu adamın görüşüyle olur mu bu senin nikah gibi bir müessese ya? İşte millet yani demin dediğim gibi hile-i şeriyeyi bulsa hile-i şeriye demek şeriatın çözümü çaresi demek. Yani. Ama çözüme çareye bakmıyor ki sıkıştığı zaman o çözüme uyamayacağını anladığı zaman ne yapıyor? Koy veriyor gitsin. Zaten şu hocaya göre fetva var diyor. Halbuki o hoca değil ki. Onun fetvası muteber değil ki. Sen fetvası muteber bir alimden fetva alacaksın. Yoksa öyle hoca çok bulursun kafana göre. Allah Allah. Şimdi şu memlekette fetva alınamayacak iş var mı? He? Hoca ararsan. Fetva alamayacağım bir iş var mı? Her günaha fetva veriyor bu hocaların bazıları. Böyle şey olur mu? Bu din senin oyuncağın mı ya? Doğruyu söylersin adam yapar yapamaz. En azından helalı bilir, haramı bilir. Yaptığı günahsa günahı bilir en azından tevbe eder. Adama günah diyor ki bu günah değil diyor. Bir de adamı dinden çıkarıyor gavur ediyor. Adam bu sefer diyor ki bu hoca dedi ki bu haram değil. Ya bari adama haramı de de yapamıyorsa günahkar olsun. E sen niye adama harama helal diyorsun? Ne diyeyim ya? Nereye gideyim? Peki, hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haberi duydu. Ne buyurdu? Men yuka şuha nefsihi ve yuti'i rabbehu hakeza fe innehu yahullu darahu. Şimdi bu adam dedi nefsinin cimrilik huyundan kurtuldu. O amca. Ne yaptı? Bütün malı yeğenine verdi. Her insanın nefsinde ne var? Tutuculuk var. Hırs, şuh. Her insanda var. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْزِي فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ diyor. Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresinde. Nefsinin sıkıcı, tutucu, cimrilik kuyundan korunan bak
kurtulan, uzak duran demiyor. Korunan, yani Allah koruyacak yani. Allah korusun bizi. Korunan ancak onlardır felah bulan. Korunanlar ancak onlardır felah bulanlar diyelim. Şimdi kim nefsinin cimrilik huyundan korunur da Rabbine böyle itaat ederse, o kadar büyüklü parayı, tamam yavrum ayet geldi, demek ki bu benim hakkım olarak, cahiliyet devrinde böyle biliyorlar. Daha İslam yeni gelmiş. Cahiliyet devrinde ne diyor? Yetime bakarsa diyor, bütün malı diyor bakanın diyor. Cahiliyet kanunları böyle. Ebu Cehil kanunları böyle. Onun için adam da bunu bilmiyor. Ayette geldi, bu iş yeni belli oldu. Dedi ki tamam, Allah'a, peygambere itaat et. Büyük günahtan Allah'a sığındım. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, kim nefsinin cimrilik huyundan korunur, kim böyle Rabbine itaat ederse, o kişi dar-ı selam olan selamet yurduna, cennetine konacak. Yani dünyada evine nasıl gidip konarsın, kendi malına, cennete böyle konacak. Şimdi bu delikanlı genç, yani buluğ erme yaşları 12-13, malı aldı. Bütün malını alır almaz, çok da bir mal, hepsini Allah yoluna infak etti. Ya cihata verdi. Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da duyunca buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, "Sebetel ecru ve bekiyel vizru." Ecir sabit oldu, mesuliyet yükü geri kaldı. Şimdi sahabe bunu anlamadı. Dediler ya Resulallah, bundan ne kastettiniz? Sevabı sabit oldu, mesuliyet yükü de baki kaldı. E şimdi bundan bir şey anlamadı. Yani Arapça bilmekle olmaz ki bu iş. Sahabe Arap ama işte şerh lazım, izah lazım. Öyle hemen ayetin lügat manası, hadisin lügat manası olmaz. Bak sahabe soruyordu, bir şey anlamadık. Lügat manası belli. Ecir sabit oldu, mesuliyet vebal baki kaldı. E mesuliyet niye baki kaldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dediler, keyfe bekiyel vizru, mesuliyet nereden kaldı, niye kaldı, bu çocuk ne yaptı? Aldı hepsini hayra verdi. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, sebetel ecru lil hulam ve bekiyel vizru ala validihi. Bütün sevaplar bu çocuğun, bu çocuk hakkında sabit oldu. Bütün malın sevabı ahirette buna verecek. Fakat sorumluluğu, hesabı, kitabı kime kaldı? Babasının üzerinde kaldı. Niye? Babası nereden kazandı acaba? Anladınız mı İslamiyet'in inceliğini şimdi? Çocuk sevapları kaptı, isterse o mal çalıntı, haram olsa da çocuk ne bilsin onu? Çünkü Allah yoluna verdi. Çocuk sevapları kaptı, soru hesap kime kaldı? Ölmüş babasına. Diyecekler ki bu parayı nereden kazandı? Ama senin çocuğun bunu hep hayra verdi diye ona sen muafsın demeyecekler. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Türkçemiz iyidir. Normal konuşuyoruz ya. Ben size profesör lisanıyla konuşmuyorum. Türkçe, lügat. Böyle bir dinimiz var, böyle ince bir kitabımız var, böyle bir efendim şeriatımız var, sünnetimiz var, ümmetimiz var. Bunları hesap edeceğiz. Akıllı kişi ne yapacak? Nefsini diyor Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı'nın, kötü ahlaktan tezkiye edecek. Kimsenin hakkına tamah etmeyecek. Az olsun çok olsun fark etmez. Efendim en ufak bir hak bile olsa, küçük bir hak bile, yani öyle bir ince ki bu şeriat. Bakın şurada bir şey gördüm de aklım şaşırdım ya. Küçük büyük demeden diyor bütün kul haklarından feragat edecek, kendisini temizleyecek. Bakayım bulursam size söyleyeyim. Sırayla gitsek de gelecek ama evliya Allah'tan bir zat yani. Başına ne geldi ahirette? Kul hakkı meselesinin önemine dair. Neyse gelirim oraya şimdi. Düz gideyim de. Ne yapacak kişi? Nefsini tamahkarlıktan, kul hakkına taarruzdan tezkiye edecek. Sehi olacak, cömert olacak. Dullara, yetimlere,
sehî, bazil olacak, malını infak edecek, onların bir kaderil imkan. Tabi herkes gücü nispetinde haklarına riayet edecek. İbn Abbas radıyallahu anhuma buyuruyor. Sittün mubikat leyse lehunne tevbe. Altı günah var, adamın ocağını batırır, tevbesi yoktur. Şimdi tevbesi yoktur deyince ehli sünnete göre her günahın tevbesi var mıdır? Vardır. O zaman tevbesi yoktur'a ne mana vereceğiz? Ne mana vereceğiz? Tevbe nasip olmaz. Tevbe etse kabul olur ama bu günahlara kolay kolay tevbe nasip olmaz. Anlatabildim. Bu iyi bir kayıttır, önemli bir kayıttır. Eklü malil yetim, yetim malı yerse, bir adam yetim malı yerse buna tevbe nasip olmuyor. Allah Allah. Ve kadfül mühsane, namuslu kadına erkeğe iftira atarsa, bu iftiracılara da ne olmuyor? Tevbe nasip olmuyor. Şimdi bana iftira attılar mı? Tutturabildiler mi? Ama kardeşim bizim Müslümanlardan bile buna inananlar var. Allah Allah. Açık kadınlar, şunlar, bunlar, havaalanlarında hepsi başıma geliyorlar. Aman bize hakkını helal et. Baştan bir acaba dedik, sonra tevbe ettik. Helal et diyorum, helal olsun. Namazsız abdestsizler bile helallik istiyor yani. Ama bizim bazı Müslümanlar var. O hoca o yeminler eder, yalan yere yemin eder o hoca. Öyle bir yemin eder, göğü yere indirecek yeminler eder. Ama sahtekardır o, yapar öyle işleri o. Yahu be namussuz adam. İnsan ticareti yaptık mı biz? Kimseye saldırdık mı biz? Çetelere destek verdik mi biz? Bunu nereden uydurdunuz bu? Gökler yere iner. Esas bu iftiralardan gökler yere iner ya. Namuslu insana iftira ediyorsun. Tevbesi yok. Ne demek tevbesi yok? Tevbesi kabul, o etse kabul eder ama tevbe nasip etmez. Bu iftiracılık acayip bir şey. Vel firar nezzah, harpten kaçmak. Yani Allah yolunda harbe gitmiş, İslam ordusu orada şehit olu şey diyor, adam kaçıyor. Yani saftan, harp safından kaçıyor. Bu da en büyük günah. Tevbe nasip olmaz. Ve sihru, büyü. Bu büyü yapmak, Allah'ım ya Rabbim, kadınlarda bir fazla diyorlardı. Şimdi erkeklerde de arttı. Büyü yapıyor birbirine ya. İşi bozulsun, kısmeti kapansın, ayağı kaysın, şöyle olsun. Bu büyü nedir ya? Papaz büyüleri, Hristiyan büyüleri, bilmem neleri. Bu büyü yapanın da imanı selamette kalmaz yani. Tevbesi kabul olmaz. Ve şirkü billah, Allah'a ortak koşmak. Allah'a ortak koşmak. Günah sınıfının da zirvesinde ya. Ve katlü nebiyim nel enbiya, peygamberlerden bir peygamberi öldürmek. Peygamber Efendi babamız Hacı Alaaddin Hazretleri sorardı. Allahu Teala'nın affetmeyeceği günahı sormuyorum evladım. Yani affedemeyeceği günahı sormuyorum evladım. Affedemeyeceği günah yok. İstersen gavuru da affeder. Affedemeyeceği günahı sormuyorum. Affetmeyeceği, yani affetmemeye karar verdiği günahı soruyorum. Hani biz ne olarak biliyoruz? Hepimizin bildiği şirk. Yani imansız ölenin affetmeyici kesin değil mi? İşte bir de innezne yekfurune bi ayatillah ve yektulune nebiyine bi gayri hak ve yektulune lezine emrune bil kıstı minen nas febbeşşirun bi adabin elim. Ülâke habidat amalun fi dünya vel âhire ve malum min nasirin. Bu ayeti okurdu. Sonra buyururdu ki işte Allah'ın ayetlerini inkar edenler işte bu şirk. Bir de peygamberlerden birini öldürenler, bir de adaleti emreden, iyiliği emreden, emri bil maruf yapıp kötülükten ne yeden vaizleri öldürenler. Hey gidi Hızır Hoca'yı öldüren, Bayram Hoca'yı öldüren, İskilipli Atıf Efendi'yi öldüren, öldüren, öldüren. Kemal Abdullah Efendi'yi öldüren. Değil mi? Esad Erbilileri, iyiliği emreden birini öldüren. Onları can yakıcı azapla müjdele. Onların amelleri dünyada, ahirette mahvoldu. İşte oradan derdik efendi babamız, biri şirktir, biri de evladım, peygamberi ya da vaiz eden, iyiliği emredeni öldüren derdi. Mevla'nın affedemeyeceğini sormuyorum, affetmeyeceğini söylüyorum. Budur derdi. Bak burada da o da geldi, peygamber öldürmesi. Evet, bu ilanları siz yapın da,
Bana niye ilan gönderiyorsunuz? He? Ha beni böldün ha? Öyle de böldüm, böyle de böldüm. Ben şomuza bir nefes alın, bir şey diyeyim. Al yine sen yap. Al ver. Hacı. Oturuyorsun orada. Al ver oraya. Ben bir de su içeyim daha. DZ 6358 araç. Acil kaldırılması lazım kardeşim. Bir zahmet. Yol açmak imandan. Yine buyuruluyor. İçinde yetim olan eve müjdeler olsun. İçinde yetim olan eve yazıklar olsun. Allah Allah. Hoca efendi bir şey anlamadık. Ben de anlamadım. Sonra anlatıyor işte. Diyor ki yetimin hakkını, ikramını, değerini bilerserler ehabbul buyut ilallah beytun fi yetimun mukram. Allah'ın en sevdiği ev içinde ikrama mazhar olan yetim bulunan evdir. Başını okşarsalar, yedirirseler, içirirseler o evi en çok Allah o evi seviyor. Ama hakkını bilmezseler, yetimi döverseler, Allah muhafaza babası ölmüş, çocuğu döverse falan, o zaman ne olur? Vay o evin haline, o evin halkı, o amcasıydı, karısıydı, yengesiydi, kendi çocuğu, hepsi lanete çarpılır. Hepsi melundur. Çünkü o yetimi ağlattıkları için. Evet, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi, dedi ki yanımda bir yetim var, büyütüyorum fakat şımarık. Evinin altını üstüne götürüyor, buna birkaç tokat atabilir miyiz yani? Dedi, indi yetimun mimme adribu. Yanımda yetim var, bir sopa atacağım dedi, neye göre atacağım yani? Sonra da ben de sopa yemeyeyim ahirette dedi yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acayip bir kaide verdi. Mimme tadribu veledek. Kendi çocuğunu neden sebep dövüyorsan kaydeyi kıyası ona göre yap. Kendi çocuğunu. Ha. Yani ne demek? Bir yerini kırmadan, çok acıtmadan bir baba evladına terbiye için ufak tefek nasıl dövüyorsa, yani baba evlat ilişkisi. Bu da senin çocuğun gibi düşünürsen, ben bunu zaten kendi çocuğuma da yapıyordum diyorsan Allah ondan sana azap etmez. Ve lakin tabii ki Fuzayl İbn-i İyaz Hazretleri'nin de sözü var burada. Diyor ki öyle tokatlar vardır ki diyor yetime pide yedirmekten daha faydalıdır. Yani edepli terbiyeli yetişir. Terbiyeli yetişince de tabii babası zaten yok. Onun için ne demişler? Leysel yetimul lezî kad mâte vâliduhu belil yetimu yetimul ilmi vel edebi. Eski hocalar okurlardı bunlar. Biz Rize'de icazetlere gelirlerdi yaşlı hocalar. Talebelerin icazetinde derler. İlim hakkında da bu. Yetim o kimse değildir ki babası ölmüştür. Yetim o kimsedir ki ilimden ve edepten mahrum olmuştur. Şimdi terbiyesiz olursa babası olsa da yetimden beter. Şımarık çocuk. Burada dengeyi kurmak lazım. Ama diyor Tenbihül Gafil'in eserinde İmam Fakih Ebu'l-Leysi Semerkandi Hazretleri dövmeden terbiye verebiliyorsa diyor hiç fiske atmamaya çalışsın. Çünkü illa da tokat atarak olmaz bu iş. Dövmeden edip ve terbiye mümkünse bunu yapsın. Sakın dövmesin. Çünkü diyor yetime tokat atma işi tamam sebepli de olsa, kendi çocuğuma vuruyorum bu noktada bile olsa zor iştir diyor. Yine kendi çocuğuna da benzemez yani. Babası toprak altında kaybolmuş. Ve burada bir hadis-i şerif var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel yetime izâ duribe ihtezze arşur rahman li bukay. Yetime dayak atıldığı zaman arşur rahman onun ağlamasıyla titremeye başlar. Arş sallanır. Fekulullah ya melâketi men ebkellezî gayyebtü ebâ fitturâb ve ve'alemu bih. Allah-u Teala yedi kat semaya nida eder. Ey benim meleklerim, babasını toprağın altında kaybettiğimin çocuğunu kim ağlattı? Ya soruyor bak. Halbuki Mevla bilmiyor mu kimdi vurduğunu? Biliyor ama hikmet-i ilahiye soruyor. Tekûlül melâketü rabbena la ilme lena
Melekler der, ya Rabbi biz ne bilelim İstanbul'da mı, şu sokakta, şu mahallede kim kime ne tokat attı? Melekler bir şey o kadar bilmez ki. Biz bilmeyiz, sen bilirsin. Kale Mevla buyurur ki, fe inni yuşidukum enne men erdahu urdihi min indi yevmel kıyam. Şimdi bu yetim çocuk darıldı, ağladı ya, kim bunun gönlünü hoş edip razılığını alırsa, kıyamet günü kendi katımdan ben de onu razı edeceğim. Şahit ediyorum sizi. Madem bilmiyorsunuz kimin vurduğunu, kimin ağlattığını, bunu bilin o zaman. Şahit ediyorum sizi. Anladın? Yani yetim meselesi acayip. Ben size diyorum ya, aşure gününde, şurada burada hep anlatıyoruz ya, yetim başı sıvazlamak, amelleri sayıyoruz mübarek günlerde. İşte yetimhaneler, tabii herkes de yetim, sokakta da rastgele de yetim bulamak her zaman olmaz. Yetimhaneler var değil mi yine? Ya böyle işte hayır sahibi vakıflar kuruyorlar. Ya yetimhane yapmaları lazım bu zenginlerin. Çok paraları var bunların ya. Ne iş yapıyor bunlar ya? Ya Suriye hep yetim kaldı, Irak yetim kaldı, Afganistan yetim kaldı. Ya bir yetimhane, vallahi paramız olsa yapsak ya inşallah. Yani yetimhane yapılsa, millet de gelir ziyaret eder, başını, yetimin başını sıvazlasa başındaki kıl kadar sevap alıyor ya. Ya. Onun için müjdesi de çok, tehlikesi de çok. Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'a vahyetti ki, kün lil yetim kel ebir rahim ve alemenneke kema tezra'u kezalike tahsudu. Bir yetime karşı nasıl ol? Şefkatli baba gibi ol. Ey Davud, şunu iyice bil ki, nasıl ekersen öyle biçeceksin. Yani ne yaparsan karşılığını göreceksin. Yetimlere iyi muamelenin de ahirette hayrı ve ecri büyük olacak. Evet. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men zaleme yetimen ve ahtedâ fî nefsî kânellâhu hasbâhu. Kim bir yetime zulmederse, kim onun hakkını gasp ederse, Allah onun hasmıdır. Ve men hasamehullâh felevnâr. Allah kimin hasmıysa onun yeri cehennemdir. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetinde hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Hayru beytin fil müslimine beytun fi yetimun yuhsenu iley. Müslümanlar içinde en hayırlı hane kendisine ihsanda bulunulan bir yetim barındıran ev. Ve şerru beytin minel müslimine beytun fi yetimun yusavu iley. En şerli ev Müslümanların haneleri içerisinde, içinde kendisine hakaret edilen, kötü muamele yapılan bir yetim barındıran evdir. Allah-u Teala Hazretleri afiyet ihsan etsin. Yani yakınlarımızda, etrafımızda bize yetim bakmayı nasip etmesin. Yani yetim bıraktırmasın. Ama yetim kaldıysa da Allah'ım hayırla bakmayı nasip eylesin. Amin. Yetim bakanlara da Allah'ım çok yardım eylesin. Fakat tabii şimdi bazıları da bu şeyden ne buyuruyor hadis-i şerif? Ene ve kafilül yetimi kâteyni fil cenneti. Böyle yapıyordu sallallahu aleyhi ve sellem böyle. İki parmak. Bu meşhurdur. İki parmağı çok gösterirdi. Yetim bakanla ben cennette ne gibiyiz? Şu iki parmak gibiyiz. Çok meşhur bir hadis-i şerif değil mi? Hadis-i şerif. Fe emmel yetime fe la tekhar. Duhada ne diyor? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de neydi? Babası vefat etmiş idi. Yani yetim demeye de dilimiz varmıyordu. Varmıyor ama işte. Babası vefat etmiş idi. Buluğdan evvel. Onun için yetime sakın kovma. Yetimi kahretme. Yetimi kapı dışarı etme. Ona ikram et. Ona değer ver. Onun için cennette iki parmak gibiyiz. Bazıları da işte bunu şey diyor. Yetim bakmış, yetim büyütmüş. Bu sefer namaz kılmıyor. Ondan sonra da kadın kafası açık geziyor. Yahu teyze, yenge işte başını kapat, haramdır, günahdır. Ben yetim baktım, sus diyor sen. Ben diyor cennette böyleyim diyor. Ya tamam hacı anne, Allah razı olsun yetim baktın da şimdi bu namazın yeri başka. Örtünmenin yeri başka. Yetim bakmanın yeri hepsini aşure çorbasına çevirme ya. Birbirine katma, karıştırma şimdi. Yani sadece de yetim baktım diye de tamam, Allah Müslüman olduktan sonra bir amelinden de adamı cennete koymaya kadirdir yani. Bunlar İslam'da da var, hadislerde. Ama biz işimizi ne yapalım? Sağlam yapalım kardeşim. Çift dikiş yapalım ya. Her işimizi sağlam yapalım.
Yani sadece de yetim bakmakla da kurtulun sanmayalım ama elbette ki hayrı büyüktür, fazileti büyüktür. Evet. Şimdi yine bu sayfada birkaç ayeti kerime ileride ne buyuruyor? Estağfurullah, şimdi buraya bakalım. Gerçi bunu bugün çok uzattım. Bunu da bir dahaki derse bırakalım olmazsa. Yani yetimlere ne zaman malları verilecek meselesine bir dahaki derste de konuşabiliriz. Çünkü o ayette 48. farzda da o geliyor. Ama biz burada yetim dersindeyiz. Madem onu bir arada söylesek o da daha iyi olacak. Vebtelül yetama. Şimdi yetimlere malları ne zaman verilecek bu diğer ayet-i kerime? Yetimleri imtihan edin diyor. İmtihan edin ne demek? Sınayın, deneyin. Yani aklı kemale ermiş bir maldan anlıyor mu, malı ziyan eder mi, harcar mı, çaldırır mı, çarptırır mı? İmtihan edin. Hatta idâ beleğun nikah, nikah çağına geldiklerinde, nikah çağı ne demek? Ergenlik yani, buluğa erdikten sonra evlenebilir ya. İşte nikah çağına geldikler, buluğa erme meselesi. Feynâ nestüm minüm rüşten, bakarsınız ki salah dinlerinde dindarlığı var, tasarrufat vecihlerine hidayeti var. Yani beceriksiz değil, müsrif değil, saçmıyor, savurmuyor, malının kıymetini biliyor, ticaret yapabilir, kar edebilir, emanet verebilir falan. Fetve'u ileyhim envalehum. Buluğa erer ermez, hiç geciktirmeden, baktın ki aklı başında, hemen mallarını verin. Ama bu ayeti kerimeden anlaşıldığına bakarsan, buluğa ermiş. Yani ne diyeyim sana, horoz gibi ergenliği var. Ama aklı başında yok, saçıyor, savuruyor. Buna malı verilir mi? İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed Hazretleri diyor ki, ebedi malı verilmez diyor. Adam 40 yaşında, benim gibi bir adama mal verilmez mesela. Kafam yerimde değil. Bütün her şeyi kaybettik. 40 sefer iflas ediyoruz ya. Ben ne yapayım, nasıl mal vereceğiz? Çok akıllı gözüktüğüne bakma, bazı kere delilerin tımarhanede de öyle akıllılar var. Doktoru da kandırdım diyor sonra. Tabii. Anladın? Doktorlar da imtihan ediyor. Akıllandı mı, akıllanmadı mı? Taburcu edelim mi? Etmeyelim mi diye. Anladın? Veriyor ona şeyi işte. Şunu say bakalım. Posteki, deli posteki falan. Ondan sonra sayılmaz diyor. Bu bilmem ne diyor. Aa doktor diyor, akıllanmış bu ya, sayılmaz. Sonra giderken diyor ki, nasıl da atlattım onu diyor. Onunla mı uğraşacaktım sayma diyor. Halbuki sayılmayacağını bilmiyor yani. Sayılabilir diyor yani. Bu doktoru atlattım. Şimdi adamı imtihan edersin. Adam da seni imtihan eder. O senden de akıllanmış, bir de bakarsın. Akıllanmamış yani. Bir de düğmeye basmışık, ses gitti. Kitap düğmeye basmış. Herhalde bırak mı diyor. Ne diyor kitap? Yoruldu diyor sizin için ha. İmam-ı Azam Efendimiz ne diyor? Şimdi ona bakalım bir de şimdi. İmameyn var, bir de kim var? İmamı? Azam Ebu Hanife radıyallahu anh diyor ki 25 yaşına kadar beklenir diyor. Bir çocuk ergenliğe ulaşmasa onun buluğ yaşı kaçta hesap edilir? 18'de. 18'in üzerine diyor, yani yaştan ergenlik. Normal ergenliği olmadı. Yaştan ergenliği kaçtan hesap ederiz diyor? 18. 7 senede İslam'da çok önemli. Çünkü nurum bis salat li seb'in, hadis-i şerifte diyor ya, 7 yaşında namazı emredin. 7'nin de önemi var. 18'e kadar erkekliği buluğa eremedi. 18 olunca bunu efendim ergen sayacağız. Yaştan, yaş haddinden kurtaracak. Ama bu durumda üzerine diyor bir de 7 koyalım. İmam-ı Azam Efendimiz. 7 de eklersek ne eder diyor? 25 eder. 25'e kadar bu beklenir diyor. Ondan sonra artık akıllandı akıllanmadı, adamın malı ne yaparsa yapsın 25'ten sonra verilecek diyor. İmam-ı Azam öyle diyor. Radıyallahu teala. İmameyn ne diyor? Ebedi diyor. Aklı başında yoksa diyor. Ama bizim millet de şimdi bunun aklı başına gelme diyor. Parayı yemek için. Parayı yemenin yolunu bulmuş. Bu çocuk akıllı değil. Lan adam parayı görmedi ki, nasıl akıllansın? Ver parayı, belki akıllanır da.
Parasız herif nasıl akıl kullanacak? Adama para geldi mi, eline cebine para geldi mi, akıl da başına gelir belki. Ne biliyorsun? Değil mi şimdi? Ama vermemek isteyen de onu bahane eder. Bence İmam-ı Azam doğru dedi. Değil mi? Ver adam parasını ya, sana ne, babasından kalmış ya. وَلَا تَكُلُوا اِسْرَافًا. Sakın israfla. Efendim ne yapmayın? Yetimlerin malını böyle az çok, ya, illa yani israf etmeyin derken azıcık yiyebilirsiniz demek değil ha. İsraf haddini aşmak demek. Zaten onun malı senin haddine değil. Hiç onun malını yemeyin. Ve bidaran, hani harcamaya tüketmeye koşturmayın. Niçin en yekberu? Ya bu şimdi yakında bu çocuk ergen olur. Ergen olmadan bunun malının tasarrufunu şeriat bana vermiş. Bu şimdi 12 yaşında falan ergen olunca da benim buna akıllı başında da bir çocuk malı vermem gerekecek. İyisi mi ben şimdiden biraz harcamaları artırayım. Eve koltuklar alayım, arabayı değiştireyim. Çocuk da 12 yaşında buluyor erdi mi? Al yavrum babandan 50 lira kaldı. Ya böyle olur mu? Sapık mısınız nesiniz diyor Mevla ya. Yapmayın böyle, acele etmeyin. Kimden kaçırıyorsun ya? Ha, göya buluyor erdi mi tam şerata uyacak ya, takva ya Hacı Efendi. Hacı Efendi çok takva. Şimdi buluyor erer ermez verecek. Onun için önceden yiyor. Biraz masraf yapayım da diyor, kalanı vereceğiz diyor yani. Hey gidey. Yetimin Rabbi yok mu? Babası yok ama Rabbi var. Ve men kâne ganiyen. İçinizden velisi, vasisi, yani illaki babası amcası olmaz, vasiyetli vasisi de olur. Yakın akraba, uzak akraba, devlet birine verir. Yani kimsesi yoksa ne olacak? Birine bak, biri bakacak ona. Vasisi olur. Zengin olan fel yestafif. Aman iffetli olsun, onun malından, parasından, bir şeysinden hiçbir şey yemez. Ve men kâne fakiran. Şimdi gelelim. Yetime kalmış 10 trilyon. Kim bakıyor? Amcası. Amcası da asgari ücret. Askeri değil ha. Bizim millet hep askeri ücret diyor. Askeri olur mu? Esgari. Esgar yani en küçük demek. Asgari, asgari ücret dedikleri esgari yani. Arapçadır orada. Bizim millet askeri ücret diyor. Askerle ne alakası var burada? Esgari ücret yani. Size lügat dersi de veriyorum. Her şey bedava ya. Geçiniyorsunuz ya. Ondan sonra 500 milyarlık bir soruyu cevaplayacaksınız. Parayı alınca da hocadan öğrenmiştik demeyeceksin. Zengin olan diyor yemesin diyor. Ya senin durumun iyi. Yetimin de var 10 trilyonu. Sana ne ya? Sen de var kaç trilyonun? Yeme bir kuruş bile yemesin diyor. Kendinden versin diyor ya. Hayrına baksın. Ama ve men kâne fakiren, çocuk fakir, zengin, bakan fakir. Şimdi zaten adam kendi çocuklarına yemek getiriyor, zorlanıyor. Bir de bu yetime nasıl verecek? Yetimin parasını sakla sakla sakla. Kendi aç. Fel yekül, ona izin verdim, o yesin diyor. Nasıl yesin diyor? Bil maruf, zarureti kadar, şeriat örfünde takdir edilen zarureti, masrafı, sayı, gayreti, hizmeti, hesabını doğru yapsın. Öyle bir kıldan ince, kılıçtan keskin bir hesap ki yetim işi, yani Mevla görüyor diyor, zarureti kadar yesin. Zarureti kadar Tofaş Şahin arabası var diyor, gidense para bol diyor, bir Mercedes alayım. Ulan zaruret öyle olur mu sana? Ayağını yerden kesin işte, çoluk çocuk donmasın, üşümesin, yetim de yolda kalmasın, tamam aldın bir arabada. Şimdi oradan oraya gidene kadar sen ne süper araba alıyorsun çocuğun malından ya? Olmaz öyle. Olmaz. Maruf ile yesin. Ne demek? Örfe uygun, dine uygun, akla uygun, şeriata uygun. Çünkü şöyle bir mesele var. Bu yetim meselesi çok ciddi şekilde Kur'an-ı Kerim'de, ayetlerde, hadislerde geçince sahabe-i kiram dediler ki biz bu işin sevabında değiliz. Yani yetim bakalım diye sevap alacağız, cennete gireceğiz derken cehenneme gireceğiz ya. İyisi mi dediler? Hani derler ya, kaç sevaptan kurtul günahtan diye bir laf vardır. Çok doğru bir laf değildir. Bazı yerini bulur. Bazı yerini bulur. Şimdi efendim, herkesin kendine göre bu değişebilir. Mesela tavaf. Tavaf sevap mıdır? Sevaptır ama karı kız karışık tavaf yapılıyor. Adamın birine, benim gözüm takılıyor onun bunun karısına kızına diyorsa, sen kaç sevaptan kardeşim kurtul günahtan.
Tavaf farz değil. Sen otelde kal. Sen gittin Mekke'ye, otelde dur kardeşim. Orada haremde ona buna bakıyorsan gelme oraya. Yani sevap yapacağım diye günah. Girme şimdi. Her yerde bir değil ki. Burası da Taksim Meydanı değil kardeşim. Kabe burası. Kat, günahlar da kat kat olur yani. Bu yerine göre bu lafın doğruluğu var ama genel bir kaydı olarak doğru bir laf değil. Yani onları da söyleyelim. Şimdi ne diyoruz? Sahabe dediler ki ya Resulallah biz dediler. Bunları bakamayız bu yetimlere. Neden? En ufak kıl kadar bir şey at. Onun parasından bir şey geçse koyunu var. Koyunun sütü. O süt sağıldı dedi ki benim çocuk işte o sütü. Oho biz cehenneme mi gireceğiz ya? Yetimin var 10 koyunu oradan sağdım bir kova süt. O içme bu yeme ne olacak süt bozulacak. Bizi... Ayet-i Kerime o zaman ne geldi? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا Sana yetimlerden soruyorlar. Yani bu meselelerde. قُلْ اِصْلَعُ لُمْ خَيْرِ Onların iyiliğine çalışmak, mallarını artırmak, büyütmek çok hayırlıdır. Çok ibadet gibidir. Yani 10 koyununu yaptın 1000 koyun. Geldi buluğa erdi. Sen de babandan 10 koyun kaldı evladım. Al sana 2000 koyun. Bu çok büyük sevap. Ama tabii ki sen bunu sevap yapayım derken bana da malıma karışır işte ben istifade ederim sütünden içerim günahımı girerim diye korkuyorsan o zaman bırakırsın 10 koyun 10 koyun bakımsız kalsa ölse falan bir koyun bile kalmaz. Buluğa erene kadar çocuk 12 yaşına kadar bir koyun bile kalmaz ne olacak? Onun için Mevla buyurdu ki ve in tuhalitun fe ihvanukum. Şimdi aynı sofrada yersiniz aynı koyunun sütünden çoluk çocuk ailecek fakirseniz içersiniz. Böyle birbirinize karışırsanız, görüşürseniz onlar da sizin kardeşinizdir. Yani yetimdir ama onlar da sizin Müslüman din kardeşinizdir. Şimdi o zaman burada neye göre tespit yapacağız? Vallahu ya'lemul müfside minel muslihi. Allah kötü niyetli olanla iyi niyetli olanı birbirinden ayırır. Kim haddini aşıyor, kim haddinde kalıyor Allah onu bilir. Kim kötü niyetli fesat çıkartmak istiyor, kim yetime yararlı olmak istiyor, Allah onu bilir. Velev şâallâhu lâneteküm. Allah isteseydi sizi öyle bir sıkıntıya sokardı ki, öyle bir çizgi çekerdim ki diyor, canınızı çıkarırdım diyor. Ama size pay verdim, müsaade edin. Böyle birlikte yemek, içmek. Aynı bu ayetten yola çıkarak mesela ne diyorlar? Yolculuğa çıkıyor bir kafile. 5-10 arkadaş. Bizim de başımıza geldi. Emri bin Muarif'a çıkardı. Çocukluğumuzdan beri minibüsle Emri bin Muarif'a çıkıyorduk. Şimdi ben hatırlıyorum çocukluğumdan falan. Para toplanır. Bir emir seçilir. Sünnetleri var. Ya içimizde bir emir seçelim reylen. 5-10 kişi bazı çıkardık bir minibüste. 6-7 en az. Bir emir seçilir. Ondan sonra yolda masraflar var. Yolda masraflar. Şimdi aslında milletten para almadan, evlerinde misafir kalmadan vaaz etmeye gitsek en iyisi nedir? Odur. Ama öbür türlü gidip de millet... Ama adam seni hakikaten çok severek çağırıyor. Onda misafir kalabilirsin. Ama öbür türlü ya geldik buraya size vaaz etmeye bize kim bakacak şimdi? Böyle vaaz olur mu ya? Ondan sonra gitmişler eve yatacaklar. Yemişler içmişler bir de sıcak süt istiyorlar. Mübarek adam. Şimdi o da diyemiyor ki sıcak süt ev sahibine diyor. Bu hoca efendi sıcak süt içmeden yatmaz. O öbürü için diyor. O öbürü için. Böyle vaazlık olmaz ki. Efendi Hazretleri derdi ki yahu peygamberler dayak yiye yiye vaaz ettiler. Nuh Aleyhisselam ikide bir dayak yiyordu. Siz böyle yiye içe vaaz olur mu derdi. Biraz sıkıntı çekin ya. Ama hakikaten gönül hoşluğuyla misafir eder tamam. O gidilir. O sünnettir. Ama zaten İslam'a yeni ısınacak adamın evine gidilip de zahmet verirsen adam soğur. Bunlara dikkat etmek lazım. Onun için aslında nedir? Yolculuğa çıkanlar kendi aralarında ne toplarlar? Para toplanır. Mesela ben bunları yaşadım tabii çocukluğumdan beri bu cemaatin içinde olmaması. Şimdi bilmiyorum nasıl yapıyorlar bu usuller kaldı mı da. O para ortak bir şeyde toplanır. Ona göre mesela 5-10 gün gidiyorsun bazen 20 gün bir ay Efendi Hazretleri'yle de çıkardık bir ay falan. Karadeniz'den oradan Bayburt'a aşardık Çaykara'dan Ağrı oradan Sivas Erzincan böyle usulleri var yani Emri bil Maruf'ta ki uzun yollar var. Ne yiyeceksin ne içeceksin? Efendim bu paradan harcanır. Şimdi burada bir fetva meselesi oldu. Nedir o? Ya kardeşim burada 200 lira toplandı ortadan para. Ekmek alınıyor, karpuz alınıyor, bir şeyler alınıyor, sofra kuruluyor, bir yerde yeniyor şimdi. Adamın biri yarım ekmek yiyor, birisi bir dilim. Şimdi para ortaya verildi, bu şimdi hak geçti mi? Anladınız mı?
Hiç düşünürüz mü böyle bir şey? O zaman biz de ne, kim götürürse o yiyor zaten, ortada ne bulursan seni. Ya kardeşim işte adam inceliyor bunu. Adam diyor ki vaaza çıktık, hayra çıktık ama şimdi diyor herkes ortak para koydu ama ortak yemiyor. O çok yiyor, bu az yiyor. Ha, bu ayetten alimler fetva çıkarttılar. Yetim meselesinde ne diyor? Karışırsanız hesap karışır. Herkesin lokması sayılmaz. Onlar da sizin kardeşinizdir. Allah kötü niyetliyi iyi niyetliden seçer, ayırır. Yani niyetin kötü olmadıktan sonra, yani iki lokma sen fazla yemişsin, bunu da Allah sormaz diyor. Ama istesem sizi sıkıntıya sokardım ha. İnce hesap yapmıyorum Allah buyuruyor, bunları affediyorum. Anladınız mı? Mesele amel etmek yani. Feyda defantum ileymen malum. Şimdi buluğa erdiyse, zengin olsun, fakir olsun, yetime malını ne yapacak? İade edecek. Mallarını onlara, şartlara riayet ederek verdiğiniz zaman feşhidû aleyhim, şahit tutun. Şahitsiz iş yapmayın. Şahitleri çağırın. Bunun babasından kalan mal şu kadardır. Al da teslim ediyorum. Sizi de şahit ediyorum. Hatta yazı da sünnettir yani. Değil mi? Sonra çocuk inkar eder. Eksik verdi dese sıkıntı. Allah'ın dinde günah olmasa bile mahkemelik olursun. Kullar laf eder. Ve kefa billahi hasiba. Bütün kulların amellerini korumak, hesaba çekmek hususunda muhasip olarak Allah yeter. Emre muhalefet etmeyin. Haddinizi aşmayın. Başkasının hakkına tecavüz etmeyin. Hele ki yetim malı yemeyin. Çünkü bu sizi cehennem ateşine çeker. Yetim hakkı yemek kebair günahlardandır. Zaten kul haklarından herhangi birini yemek, Allah muhafaza etsin, ahirette adamı iflasa götürür. Öyleyse ne yapacağız? Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Men kânet indû mazlimetün liyâhîye şey'ün felletehallel minhul yom kablen en la yekûne dinârun ve la dirhamun. Kimin bir kimseden alacağı, kimin bir kimsede hakkı varsa, bir Müslüman kardeşine zulmetmiş, tokat atmış, malını yemiş, efendim, tuğlasını almış, evinin inşaatına katmış, neyse, parasını almış, emanet almış, geri ödememiş, yarın ahirette para pul geçmeyeceği gün gelmeden evvel bugün helallik alsın. Bu helallik almak işi işte. Onun için ama bizim millet özel işlere girip de şimdi ne aldım ne verdim onları detaya sokarsam zor oluyor. Bazısı da diyor ki ben bir yerde çalışıyordum, oradan para zimmetime geçirdim. Ondan sonra şimdi gitsem oraya desem ki şu kadar para sizden zimmetime geçirdim. Beni belki döverler, söverler, belki bana hakaret ederler, ben utanırım falan falan. Ne yapalım? Tabi biz de ona diyoruz ki sen oranın kasasına bu parayı iade et. İlla ki ben işte buradan şu kadar para çaldım demenin demek de şart değil. Mühim olan o parayı oraya bir şekilde iade etmektir. Tabii ki sahibi miyim? Tabii dükkanın sahibi değişmişse o sen eski sahibinin hakkıdır, o bu yeni gelen olmaz. Ya yani sahibini bulup hakkını iade etmek lazım. Bazen de helallik istenemeyecek durumlarda oluyor yani, insan utanıyor. Eski bir şey, günler geçmiş. Şimdi adam gelmiş yaşlı başlı bu saatte diyor, kaç sene evvel bir hak geçmişti. Yine mutlaka helallik almak lazımdır. Bu sefer şimdi böyle de bir formül var işte, hile-i şer'iye diyorum ya şimdi yine. Hile-i şer'iye göre nedir o? Adama gidersin dersin ki ne, hacı abi ne var? Selamun aleyküm, aleyküm selam işte. Dersen ki ben kaç sene evvel buradan bir köfte aşırmıştım, bir tavuk kaçırmıştım. Tabii o da diyemiyor şimdi, o da sakallı falan. Ne diyecek? Ya bana diyor bütün haklarını helal et falan diyor. O da diyor ki helal olsun falan. Bizim millet alışmış. Helal olsun, helal et, helal olsun. Öyle gider yani ha. Ama param varsa onu oraya iade etmek de gerekir. Anladın? Ama bana da geliyorlar çok şimdi. Benle uğraşan çok olduğu için. Benim hakkıma çok giren var. Tabii haklarını helal et diyorlar. Bazı işim rahatsa şeyse falan diyorum. Helal olsun geçiyorum. Bazı diyorum niye hakkı diyorum. İşte o karıştırdın mı işte çıkıyor o zaman meydana ne oldu. Ne hakkı var diyorum ya, niye helal ediyorum ki? Ne hakkımız var diyorum, biz tanışmıyoruz. Anladınız yani. Bazı öyle de şeyler oluyor, adam da deşerse iş karışıyor yani. Yüz bakarsan ki utanıyor mutanıyor işte deşme. Ben gülüyorum hemen, helal olsun kardeşim sen namazını kıl da. Evet İslam'a gel de ne helal olsun diyorum. Efendi babamız Hacı Ali Adar Efendi Hazretleri.
öyle derdi. Allah'ıma kul, peygamberime ümmet olmak şartıyla bütün haklarımı helal ettim derdi. Allah'ıma kul, peygamberime ümmet. Yani İslam'ı yaşarsam ben seninle ahirette uğraşmam derdi. Ama ben tabii o kadar bir büyük bir evliya falan değilim. Ben öyle demiyorum. Ben uğraşırım. Ve uğraşacağım. Kabe'nin kapısı da orada bekliyor. İnşallah gittiğimizde efendim kim ne yaptığını Allah biliyor. Herkes belasını bulacak. Bunda çare yok. Bu ırz namus işinde çare yok. Bu affedilecek bir hak değil. Bu iftiralar mutlaka belasını bulacak bunu yapanlar. Efendim. Şimdi helallığı bugün alsın. Alamazsa ahirete kalır. Ahirete kalınca ne olur? İnkânele amelü salihun ukidemünü bin kaderi mazlime. Salih amelleri varsa namaz, oruç, hac, zekat hak sahibine verilmek üzere onun amelinden ne yapılır? Orada para geçmediği için amel geçiyor. Senin 10 senelik namazın gider birine. 20 senelik oruç gider öbürüne. E sen de cız çıplak kalırsın. Bir daha dünyaya gelip namaz da kılamazsın. Ve inkâne ve inlemme kullu hasenat. Adamın sevapları bitti. Millete, hak sahiplerine dağıtıldı, dağıtıldı. Adam ne kaldı? Sevapsız kaldı. Veya zaten adamın sevabı da yoktu. Hem milletin hakkını yemiş, bir de sevabı da yok. Karşılık. Ukidemin seyyâd sahibi fehum bilâli. Bu sefer ne olur? Hak sahibinin günahlarından alınır, buna yüklenir. Bu sefer o adam hafifliyor. Benim bayağı o zaman günah minah herhalde az kalır. Bir şey kalmaz belki de. Böyle millete dağıtırsak biz çok dağıtılacak adam var. Ve men istemaat aleyhime zalim. Bir adamın başında alacaklılar toplanır. Ahireti anlatıyoruz. Hadis-i şerif. Ve kattâbâne. Adam tevbe etmiş dünyada ölmeden. Tevbe etmiş de niye ödememiş? Ya ödeyememiş. Ve asur aleyh istihlâl erbâb-i mezâlim. Bak burası çok önemli. Hak sahiplerinden helallik alma imkanı da ne yapamış? Bulamamış. Bak bulursa mutlaka helallik alsın. Bulamamış. Gitmiş, o dükkan sahibi oradan taşınmış, oğlunu aramış, o ölmüş mü? Hiçbir verecek bir şey bulamamış. Veya o zaman ne yapacak? O zaman biliyorsunuz fakirlere sadaka verecek, sevabını hak sahibine niyet edecek. Fakat fakire sadaka verecek parası da yok. Ne olacak ahirete gidecek böyle? فَلْيُكْفِرْ مِنْ حَسَنَاتِ الْيَوْمِ الْقِصَاسِ O zaman çok ibadet yapsın. Niye çok ibadet yapsın? O kadar ibadet yapsın ki onlara orada dağıttıktan sonra kendine de cennete gidecek kadar kalsın. Anladın mı şimdi? İşinin adı ne ya? Yemişsin içmişsin milletin malını mülkünü be. Tövbe ettim diyorsun tamam. Fakirin parayı da ödeyemiyorum. Ya o zaman la ilahe illallah de namaz kıl, zikir yap, bir şey yap da. Bari orada sevap verirsin adama. Fel yusirra bi ba'zil hasenat beyni ve beynallah bi kemal ihlas. حَيْتُ لَا اَطَّلُوا عَلَى اِلَّا اللّٰهِ Burada incelik var. Bazen öyle bir ibadet ve iyilik ve sevap yapsın ki Allah'la arasında kalsın, kimse bilmesin. Bazı öyle bir sır ibadet, öyle bir sır hayır yaparsa Allah'tan başka kimsenin bilmeyeceği Allah-u Teala kendi tarafından hak sahiplerini razı edip onu cennete koyabilir. فَعَشَاهُ اللّٰهُ يُقَرِّبُوا جَعَلْ اِلَى اللّٰهِ فَيَنَالُ بِي لُطْفَهُ الَّذ۪ي دَخَرَهُ لِيَرْبَابِ الْا۪يمَانِ ف۪ي دَفْعِ مَظَالِمِ الْعِبَادِ عَنْهُمْ بِاِرْضَائِهِ اِيَّاهُمْ İşte Allah Teala. Zengin Allah Celle Şanuhu Celle Celle. Ama tevbe etmezse, hasımlarını razı etmezse, helallik dilemezse, evet. Bugünden mazlumlardan helallik almazsa, onların günahları için istiğfar etmezse, ahirette helak olur. Fuzayl İbn-i İyaz Hazretleri ne buyuruyor? Bakın. Allah'ın kitabından bir ayet okuyup onunla amel etmek, Kur'an-ı Kerim'i 1 milyon kere hatmetmekten Allah'a daha sevgilidir. 1 milyon hatim mi yapayım? Bir ayeti okuyayım, amel mi yapayım? Bir ayetle amel et diyor, 1 milyon amelsiz hatim yapacağına. Bir Müslümanın kalbine sevinç vermek, bir Müslümanın sıkıntısını gidermek, hacetini görmek, bütün ömür boyu ibadet etmekten bana daha sevgilidir. 90 sene ibadet mi yapayım,
Yoksa bir Müslümanın kalbine sevinç mi girdireyim? Bir Müslümanı sevindir diyor, bir ömür ibadetten eftal der. Peki, dünyayı terk etmek, yani kalbinden atmak, yer ve gök ehlinin ibadetlerinin tümünü yapmaktansa dünyadan soğumak daha faziletlidir. Gelelim bizim noktamıza. Haram bir kuruş, yetim malı, gasp malı, haksız kazanç, faiz almışsın adamdan ne? Bir haram kuruşu geri vermek, helal mal ile 200 tane makbul hac yapmaktan daha sevgilidir. Helal mal ile 200 hac buraya koy, bunu yapacağına diyor, bir kuruş haram malı geri iade et sahibine. Bu ince iş ya. Ebu'l-Kasım Hakim Hazretleri buyuruyor, üç şey insandan imanı söker alır. Aman ya Rabbi, bütün derdimiz imanlı ölmek. Ama bu dört şey varsa diyor, iman son nefeste, iman sakata gider. Neymiş? Birincisi, Müslüman olduğuna şükretmemek. Ben devamlı farkında sohbetlerde, aman ya Rabbi, elhamdülillah Müslümanız. Millet ne halde, bizden akıllılar, bizden zenginler. Şunlar bunlara nasip olmamış, bize İslam nasip olmuş. En büyük hamdimiz, şükrümüz niçin? İslam nimeti. Biliyorsunuz, Bel'am İbni Ba'ura denen büyük alim, ismi azamı bilen Musa Aleyhisselam'a uzun bir kıssası var. Sonunda ne oldu? Kafir oldu. 12 bin alim onun sohbetinde onun ilimlerini yazıyorlardı. 12 bin alim. Dünyanın en büyük alimleri onun vaazını dinliyor. Sonunda ne oldu? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor işte, köpek gibi oldu, dili dışarı çıktı falan falan. Bu adam kafir öldü. Kafir öldü bu adam. Ve Allah'a inkar hususunda ilk kitabı da bu yazdı. Bak dikkat et, nereden nereye gel. Peygamberlerden bazısı sonradan dediler ki, ya Rabbi, sen bir insanın en ufak bir amelinden sebep ona iman nasip edersin, imanlı öldürürsün, cennete girdirirsin. Bu adam bu kadar allame-i cihan yuttu, vaazlar etti. Niçin imansız öldü? Allah-u Teala buyurdu ki o peygamberine, daha sonraki dönemde gelen bir nebiye, bu kadar iyilik ettim, keramet verdim, ismi azamı öğrettim, dağı kaldırıyordu ya. Bir ismi azam çekiyordu, dağlar kalkıyordu ya. O kadar ilim verdim, bir kere bana şükretmedi ya. Bir kere şükretseydi nimetini almazdım. Şimdi bu sohbet nimetine şükredin. Bu gece vaaza doydunuz mu? Yoksa devam ederiz bir saatte. He? Ne devam ya, doyduk deyin de kalkalım da. Evet. Hasretsiniz de şimdi, hasretinizi bitirmeyelim şimdi. Birincisi, İslam nimetine şükretmemek. İkincisi, kafir olurum diye korkmamak. Ben çok korkuyorum. Son nefeste imansız ölürüm diye o kadar korkuyorum ki, Allah şahit. Biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam ağladı ağladı ağladı. 40 sene gözlerine ak geldi. Görmez oldu. Zavendikli Mustafa Efendi hocamız rahmetullahi aleyh. O külliyeye bir kere gelmişti. Orada külliyede bir sohbeti var. Orada bu meseleyi de anlat. Yani bir peygamber oğlu kayboldu diye bu kadar niye ağlar? 40 sene niye üzülür? Peygamber Allah'ın en yakın adamı, Allah sevgisiyle dolmuş bir zat. Çocuğum kayboldu diye yani gözleri kör olacak kadar biraz mana veremiyoruz değil mi? Bu sevgiye. Yani peygamberin Allah'a sevgisi aşırı olması lazım. Çocuk sevgisi bu kadar. Halbuki değil işte. Yakup Aleyhisselam dedi ki, bunu nereden anlıyorsun? Kardeşleri buldu ya Mısır'da. Geldiler hani, baba seni de istiyor, gidelim 40 sene sonra. O zaman Yakup Aleyhisselam'ın sorusu ne? Sağlıklı mı, sıhhatli mi, güzel mi, çirkin mi, zengin mi, fakir mi, evli mi, bekar mı, çocuklu mu, çocuksuz mu? Değil. Hangi din üzere buldunuz? O işte onu kafir olur benim yanımdan gittiği için, dinsiz olur diye korktu. Derdi ne? Din, din, din. Şimdi annem vefat etti. Allah rahmet etsin. Hapishanede avukatlar gelmiş. İkindi ezanı. Halbuki gelmedi. Benim avukatlar 10'da 11'de gelir her akşam. Yani normal ziyaretçi avukat geliyor. Çok da. Dediler ki senin avukatların gel. Dedim onlar gelmezler akşam. Belki hayırlı bir haber var. Koşa koşa gittim. Meğer annem vefat etmiş. Haberim yok. Onlar da bana işte birden yekten söylediler. Bir şeyden de haberim yok yani. Ya üzüldüm, çok üzüldüm. Ama esas üzüntüm ne? Allah şahit. Avukatlar da şahit.
ne hal üzere öldü yani, sonu nasıl yani? Bütün merakım bu. Üzülüyorum ama ne zaman haber geldi ki abdesthaneden çıktı, yatağına gitmeden halanın kapısında bağıra bağıra kelime-i şehadet getiriyor. Babam oradan diyor ki, hanım yahu daha haladan yeni çıktın, biraz uzaklaş da. Öylece kadın imanlığını yetiştirmeye uğraşıyor. Hem de sesli, hatta bir Oğuz Efendi vardı misafir, babamın yanındaymış, o da geldi geçen gün dedi, ben de duydum dedi, babanın yanındaydım. Bağıra bağıra şehadet ve ha o zaman üzülmemek elde dedi. Ama nasıl ki Yakup Aleyhisselam dedi, el antemmetin nimetu ala Yusuf, şimdi Yusuf'un nimeti tamamlandı, madem İslam dini üzere buldunuz. Ha o zaman dedim ki, son kelimesi şehadet olan cennete girdi. Yani üzülmemek elde değil ama bu da imanını kurtardığına şehadettir. Hangimize o vaziyette ağır hasta, 40-50 kilo vermiş, ağır ishal, sürgün gidiyor, konuşamıyor, yiyemiyor aylarca yani. Bu vaziyette son nefeste sesli zikir, ayakta zor duruyor. Bir de sesli yetiştirmesi, elhamdülillah. İşte mesele bu. Şimdi iman nimetim elden çıkar mı çıkmaz mı? İslam'ı kaybeder miyim? Esas tehlike ne? Arabam çalınır mı? Fakir olur muyum? İflas eder miyim? Çocuğum kaza geçirir mi? Değil kardeş. Çocuğunun da imanını düşün, kendinin de, ananın da, babanın da. Ehli sünnet itikadından zerre kadar ayrılan cehennem cemaatlarındandır. Bak hacısı hocası kaderi inkar ediyor, onu inkar ediyor, bunu inkar ediyor. Sel gibi İslami cemaatlardan geçinen bunca gruptan ehli sünnet dışı, efendim mezhep dışı insanlar, akımlar türedi. Bugün Müslümanım diyenin çoğu da cehennem cemaatlarındandır. Ehli sünnetten başka kimse kurtulamaz. Sadece Müslüman olmak da yetmez. Onun için biz ehli sünneti nasıl koruyacağız? Buna bakalım şimdi biz. Bu işte diyor ki, bir insan İslam nimetine şükretmezse, ikincisi İslam ehli sünnet itikadım elimden gider diye endişe etmezse, aman babadan kalma mal miras yedi gibi giderse gitsin hesabı yaparsa, üçüncüsü de Müslümanlara zulüm yaparsa, Müslümanlara zulüm yaparsa, bu üç şey diyor insandan imanı kalbinden söküp alır, insanı dinsiz bırakır diyor yani. Bu zulüm çok fena bir şey. Haksızlık yapıyorlar ya. Müslüman Müslümana zulüm yapıyor ya. Haksızlık yapıyor. Malına ziyan veriyor. Canına ziyan veriyor ya. Çok. Evet. Ebu Meysere Hazretleri anlatıyor. Bunları iyi dinleyin burayı. Bir adam mezara indi. Defnedildi. Definden sonra Münker Nekir melekleri geldi. Dinle burayı. Hepimizin başına gelecek. Allah ehsen surette irsal eylesin. Dediler ki biz sana 100 kamçı vuracağız. Vallahi bugün bu kadar insan öldü. Bu gece kimin başına ne geldi? Ben bilmiyorum. Çoklarının başına bu iş geldi. Her an ölebiliriz. Kurtuluş yok, kaçış yok, çıkış yok. Dönüş yok orada, kurtaracak kimse yok. Ahiret var kardeşim, ahiret var ya. Toprağın altı var, yapmayalım zulüm birbirine ya. Müslümanız be. Kavur gibi iş yapmayalım ya. 100 kamçı dediler sana, vuracağız. O cenaze, ben diyor namaz kılıyordum, şunu yapıyordum, işte sohbete gitmiştim falan, evliyayı tanımıştım, tarikat dersim, neyse artık burada onu saymıyor. Kendi iyiliklerini saya saya, iyi Münker Nekir de adamı dinlediler ha. Demek adamda da biraz bir şeyler var. Öyle hepten sıfır olsa konuşma lan derler. Basarlar kamçı. Ondan sonra kabri ateş dolar. Ama bu adamda bir iyilikler var ki adama saydırıyorlar. Hele anlat dediler. Dedi ki ya şunu yaptım, şunu yaptım. Kamçı vurmayın bana be. On düştüler. Adam da bayağı iyilik çıkarttı. Malzeme var yani. Gülme ya, burada kitap okuyorum sana bir şey. Bir darbeye kadar indi. Dediler ki bir tane vuracağız dediler. O mümkün yok. Melekler dediler ki biz sana bir darbe vuracağız, çare yok.
Efendim o bir darbeyi indirdiler, kabrin tamamı ateş alev oldu. Bu ahiret kamçısı bu, buranın kamçısına benzemez. Ya başımıza gel, kim kurtaracak bizi ya? Mezarın üstünde dursa ne yapacak ya? Adam yandı, yıkıldı dedi ki. Niye bana dedi bu darbeyi indir? Hepsini dedi bağışladınız da dedi. Bu bir darbe neden dedi? Yani her bir kötülüklerinden sebep onlara denk geldi yani. O kötülüğüne o iyilik karşıladı. O günahını o sevap karşıladı. Karşıladı. Bir darbeyi karşılayacak bir şey bulamadılar. Dedi ki bu darbenin sebebini söyler misiniz? İşte ahiretten haberler var. Bu son haberde internette yazmaz. Bu tefsirde yazar. Hadiste yazar. Anladın mı? Melekler dediler ki merarte bi raculin mazlumin festigate bike felem tughithu. Zulme uğramış bir adamın yanından geçiyordun bir gün. Ne olur bana yardım et, medet, imdat istedi senden. Tarafına bakmadan geçtin yanından dediler. Mazlumun hakkını yedi, mazlumun hakkına girdin. İmkanın varken yardım etmedin dediler. Bu darbeyi sana bundan. Ha şimdi Evliyaullah ne diyor? Diyor ki mazluma yardım etmeyen bile sopayı yerse ya zalim ne yiyecek diyor. Ya zalimin durumu ne olacak? Onun için ahiret acayip bir yer. Buraya herkes kendisini güzel hazırlasın, helallıklarını alsın, efendim işini yoluna koysun, sevaplarını hazırlasın, günahlarına tevbe etsin, haramlardan kendisini kurtarsın. Özellikle neye? Kul haklarına ne yapsın? Çok riayet etsin. Yine bir ayet-i kerimesine estaizu billah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكُلُونَ مَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا. Miraç'ta hep anlatırım, Miraç derde. Miraç gecesini gördüm, deve dudakları gibi dudaklı adamlar gördüm. Efendim, bunlar ateş cemrelerini, közlerini ne yapıyorlar? Ağızlarından atıp, sanki böyle şey yer gibi, leblebi gibi ateş yiyorlar. Dedim bunlar kimdir? Yetim malı yiyenler. Zulmen yetim malı yiyenler, innema kulune fi butunihim nara. Karınlarına ne yiyorlar? Ateş yiyorlar. Ve siyaslavune saira. Yakında kızgın ateşe, cehenneme girecekler. Hadis-i şerifte, rivayette geçiyor ki, yetim malı yiyenler kıyamet günü çıktıklarında kabirlerinden duman çıkacak. Kabirlerinden, ağızlarından, burunlarından, kulaklarından ve gözlerinin her yerinden ateş dumanı çıkacak. Ve bütün mahşer halkı anlayacak ki yetim malı yemiş, kul hakkı yemiştir. Ahiret böyle bir yer yani. Katile sancak veriliyor, yetim malı yiyene böyle duman ötüyor, faiz yiyen saralı gibi devriliyor, kalkıyor. Herkesin ne nane yediği orada meydana çıkıyor. Onun için burada bu işleri düzeltirsek ne âlâ değilse bu işler zor. Evet. Yine rivayette geçiyor ki cehennemde ne var? Deniz sahili gibi yerler var. Cehennemde ne var? Deniz kıyısı gibi. Cehennemi deniz gibi düşün. Nasıl ki denizin sahilleri var. Cehennemin de nereleri var? Kıyıları var. Buralarda ne var? Develer kadar büyük yılanlar var. Ve ne var? Katırlar kadar büyük akrepler var. Bunlar hak mıdır? Vallahi haktır. Vallahi haktır. Rüya müya değiller. Bakmayın o hocalara. Geçen Habertürk'te yine bir tane çıktı. Bir yaşlı var böyle uzun kaşlı maçlı bir şey. Ya Rabbel Alemin ya. Sırat köprüsü var mı dedi ona dedi. Köprü möprü yok dedi ya. İhtina sıratal müstakim dedi. Kur'an'daki Fatiha'daki dost doğru yoldan git işte dedi ya. Ya bu nasıl adam bunlar ya? Ya Sahih Müslim'de bu kadar hadiste cehennemin köprüsü, çengeli her şeyi anlatılıyor. Akrebi, yılanı geçiyor. Bukhari'de var, Müslim'de var bütün bu hadiste. Sırat köprüsü yoktur diyor ya. Ya bunları dinleyen ne olur bu adamları ya? Nereden buldular bunları ya? 70-80 yaşına gelmiş hoca adam. Her şeyde ayet okuyor, ilmi de var. Ben ilmi olmasa anlarım cahili yani. Alim adam ya. Sırat inkar etti. O sonra dedi Yahudi Hristiyan cennete girecek mi falan. Dedi bak dedi kimse cennete girecek girmeyecek onu ben demem. Sanki sen de sen girecek de. Ne olacak dedi. Vallahi ne olacak dedi. Allah bilir dedi. Ulan Allah bilir olur mu? Allah biliyor da Kur'an indirdi sana bildiriyor da Müslüman olmayan cennete giremez diyor.
Dedi ki bak cennet işini karıştırmayın dedi. Onu sırf Allah bilir dedi ben. Allah az daha diyecek ki Müslümanlar giremez, gavurlar girer diyecek. Ya ne biçim bir şey bunlar ya? Ondan sonra da dedik işte o Bakara'da var ya dedi, Sabi'in, Yahudi, Mahudi, Yıldız'a tapan, Nasara, Hristiyan falan, hepsi girecek işte dedi falan. Hani Allah biliyordu, niye girecek dedin şimdi? Bak demin dediğini kendi ne yaptı? Yine bozdu. Böyle adamlar ya. Diyor cehennemde yılan var, adam bir ne yılanı ya? Akrep var, akrep yok ya. Sırat yok, mizan yok. Bunların suratlarında zaten meymenet yok. Sırat var, meymenet yok. Nur yok. Zifiri karanlık. Ya Rabbel Alemin ya. Adamla mezar komşusu olsan senin mezar tutuşur be. Senin mezar tutuşur ya. Tabii kardeşim ben bunları şakadan konuşmuyorum ya. Bağdat'ta bütün Evliyaullah'tan biri Zuhurat'ta gördü ki Bağdat'ta bütün kabir halkı mübarek zatlar, alim, salim, herkes mezarından çıkmış mana aleminde kaçıyor ya. Ruhlar. Dediler, o zat rüya Zuhurat'ta gören Evliyaullah dedi ki, nedir dedi bu telaşınız, kıyamet mi koptu ya? Dedi ki, Kur'an mahluktur diyen, yani itikadı bozuk. Kur'an mahluk değildir. Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Bu da ince bir mesele, ehli sünnet, onu da detaylı konuşuruz. Kur'an Allah'ın kelamıdır, gayrı mahluktur. Bişri Merisi diye bir adam var, sapık bir alim, çok büyük alim ki Kur'an mahluktur. Yahu dedi Kur'an mahluktur diyen Bişri Merisi'yi dedi bizim mezarlığa gömdüler, cehennem bir gürledi dedi, bütün millet ayağa kalktı gidiyoruz. Gülme işte, ben demin bir şey söylüyorum bak, delilini de söylüyorum sana tefsirden. Hep Efendi Hazretleri anlatırdı bunları. Anladınız mı? Yani bunlar kabir komşusu olsan kabrin tutuşur diyorum sana, anlasana. Bizim mezarlığa gömüldü diyor, bütün mezarlık çıktı diyor ya. Ruhlar kalkmış gidiyor. Korkarsın yani bunlardan. Bunlar münkir ya. Ama ayet hadis okuyor. Profesör bilmem ne. Ne yapacağız böyle? Evet. Şimdi biraz idareli gidiyorum. Neyse yine isim vermiyoruz ya. Onun için siz meseleyi anlayın. Efendim. Denizin sahili gibi cehennemde sahiller var. Oralarda develer gibi yılanlar, katırlar kadar akrepler var. Feydestehâfehelü cehennemen yuhaffef anum. Cehennemde yananlar yanıyorlar, kül oluyorlar, eriyorlar, yeniden diriliyorlar, taze deri veriliyor, süt beyaz, yeniden yanıyorlar, artık ya, yandık. Medet imdat diyorlar. Ya Allah bize hiç mi acımaz ya, biraz hafiflik ya diyor, biraz. O zaman onlara diyorlar, uhrucu ile sahil. Madem tamam size izin var, sahile çıkın. Sahilde de yılanlar var. Bir sahile ama adam yanmaktan öyle darlanmış ki ne olursa olsun çıkıyor. Feyahrucune fetehudul hayyatu şifaun ve vücuhun maşallah. Öyle maşallah demekle ne olmuyor anladın mı? İnşallah maşallah diyorlar ha. Maşallah işte. Bak maşallah gör orada. Anlarsın sen. Tamam mı? Arife tarif çemberli taşta marif var. Dudaklarını yüzlerini o yılanlar Allah'ın dili. Maşallah ne demek biliyor musun? Allah'ın dilediği kadar demek. O maşallah demek Allah dilediği kadar senin belanı verecek demek. Yılanlar ne yapıyor? Allah'ın dilediği kadar bunların suratlarını, yüzlerini, dudaklarını kapıyorlar. Öyle bir büzüşüyorlar, öyle bir bozuluyorlar. Yahu biz ne sahiline çıktık yahu yürüyün cehenneme geri diyorlar. Tekrar ateşe firar ediyorlar. Bu sefer Allah-u Teala bunlara uyuz hastalığı musallat ediyor. Ulan yanmak bir dert bir de uyuz. Uyuz çok fena bir hastalıktır. Yanma lüzum yok. Adam Allah uyuz etse durduğu yerde bu klimanın altında yanar. O uyuzu musallat edince derisini tırmalamaya başlıyor. Öyle tırmalıyor tırmalıyor kemikleri çıkıyor. Bütün kemiklerini çıkarıyor. Ateşe lüzum yok zaten. Kendi kendine ateşi olmuş. Diyorlar ki be adam ne oldu? Durumun nasıl diyorlar? Sıkıntın var mı? Bir de dalga geçiyorlar. Anladın mı? Acı var mı acı diyor diye o bir tane. Diyorlar ki nasıl sıkıntı var mı diyorlar? Eziyet acı var mı diyorlar? Feyukalu ya fulan. Hel yudigâle feyukalu. Naam olmaz mı diyor ya? Ne haldeyim görmüyor musunuz? Onlar da diyor. Zâlike bimâ künte tüzil müminin. Sen de Müslümanlara böyle eziyet sıkıntı veriyordun ya. Çek bakalım diyorlar.
Müslümana sıkıntı vermeyeceksin kardeşim. Eziyet yapmayacaksın. Zulüm yapmayacaksın. Hak yemeyeceksin yahu. Terbiyesizlik yapma ya. Düzgün adam ol be. Ya bu kul hakkı acayip bir şey ya. Onun için özellikle Allah'ın yarattığı mahlukat, velev kedi olsun köpek olsun, acı vermeyeceksin. Ona elem verirsen Allah sana elem verir. Kadın kediyi hapsetti de açlıktan öldürdü. Ne oldu? Allah cehennemde o kediyi kadına musallat etti. Uzibeti muradun fi hirretin, Buhari hadisidir. E kadın hem yanıyor hem de kedi tırmalıyor bir anda. Neden? Kediyi öldürdü diye. Bırak insanı, bırak Müslümanı, hayvana bile eziyet. Hepsi bazı insanlar hayvana eziyetten zevk alıyor ya, bunlar ne biçim millet ya? Eziyetten sakın. Mahlukata elem vermekten sakın. Mazlumların bedduası zalimler ve eziyet edenler hakkında %100 kabuldür. Ben mazlum idim. Bir sene boyunca öyle beddualar ettim ki onların artık son nefeste imanına kadar istedim. Var mı buna hakkım? Var. Çünkü Musa aleyhisselam dedi ki فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْاَل۪يمِ Azabı görmeden iman edemesinler dedi. Kur'an'da var. E hocam ama sen Muhammed Mustafa'nın ümmetisin, Musa aleyhisselam. Ya kardeşim ben Musa aleyhisselama benzeyeyim de o da idare eder ya. Ne yapalım, hiç olmazsa peygambere benziyoruz yine de. Ben bizim peygamberimiz makamında değilim. Ben zalime beddua ederim. Ve ettim. Ve eseri görünecektir. Görülecektir. Ama ne zaman? Sen bilemezsin, göremezsin, tanımazsın. Bu işin içinde kim var? Biz de bilmiyoruz ki. Bilmediğimiz niceleri var. Arkadan hançerleyenler var yani. Hepsi belayı bulur. Ha ben kendimden niye misal veriyorum? Başıma yakında geldi. Herkesin başında vardır. Zalimi var herkesin. Herkesin mazlum olduğu halde. Ama bir yönden mazlum iken bir yönden zalim olmayalım. Ben de kendime dikkat edeyim. Ha bir yönüm mazlum olur da bir yönüm de zalimlik yapmayalım. Yapmamamız lazım. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki tekabbelû li sittene tekabbellekumul cenne, altı şeyi kabul edin cenneti size söz veriyor. İzâ haddestum felâ tekzibû, konuştuğunuz zaman yalan konuşmayın. Bu bizde bu yalan normal olmuş ya. Ve izâ vaadtum felâ tuhlibû, söz verdiğiniz zaman sözü bozmayın. Adam söz veriyor, emanet almış bir yeri, vermiyor geri. Ve izâ tumintum felâ tehûnû, emanet verildiği zaman hainlik yapmayın. Hepsi var ya, tersinden yani. Ve gullû ebsârakum, gözlerinizi haramlardan yumun. وَحْفَظُوا فُرُوْجَكُمْ, tenasül uzuvlarınızı zinadan koruyun. وَكُفْوَ اَيْدِيَكُمْ عَنْ الْحَرَامِ, ellerinizi de haram maldan çekin. اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامِ, selametle cennete girin. Abdullah ibn Mübarek Hazretleri buyuruyor ki bir kuruş haram malı geri vermek 100.000 kuruş sadaka vermekten eftal. Ya 1 trilyon zekat sadaka vereceğine 1 lira haramı git adama geri ver. Malını aldığın, çaldığın adama, emanetine oturduğun adama geri ver. Evet. Şam'da bir alim var. Hadis yazar. Şey, İbn-i Mübarek Hazretleri. Kendisi öyle. Kalemi kırıldı. Birinden emanet bir kalem aldı. Bu kalem de acayip bir şey. İkide bir kaleminiz var mı? Meseleleri oluyor ya, emanet. Bir de bakıyorsun kalıyor. O sonra bakıyorsun, bu kalem nereden aldıydık ya? Orada bir yani havaalanında şurada burada birinden emanet istiyorsun. Kalem emanet almış. Yazıyı bitirince unuttu. Kalemi de atmış kendi çantasına. Merv'e döndü. Merv neresi? Ta şeyde Horasan'da. Memleketine döndü. Baktı ki kalem o ta Şam, Merv neresi? Şam neresi? Kaç aylık yol. Hemen ne yaptı? Şam'a geri, kalemi geri vermek için. He? Şimdi kolay hoca efendi, ne var? Mesaj çekerim. Kaleminiz bende kalmış, helal eder misiniz? Mesaj, cevap. Helal olsun. Vay anasını ya. Ne bedava iş. Değil mi? Eskidekilerde bu teknoloji gelişmemişti. Analar ağlamıştı değil mi? Sen ne uyanıksın ya. Nece helal ediyorsa bana ne yahu etsin de. Gerçi ben de ederim mesela. Ama adam şimdi ne bilsin helal edecek mi etmeyecek. Mecbur Şam'a. Ne dedi? Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ صَلَّيْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالْحَنَايَا وَصُمْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالْاَوْتَارِ فَمَا يَنْفَعُكُمْ اِلَّا بِالْوَرَعُ
Namaz kıla kıla efendim bellerinizi bükseniz, oruç tuta tuta zayıflayıp kiriş gibi kalsanız, haramdan sakınmazsanız fayda göremezsiniz. İşte bu İbrahim İbni Edem Hazretleri'ne buyurdu. Üç türlü zühd var. Farz olan, fazl olan, fazilet olan, bir de selamet olan. Farz olan haramlardan uzak durmak. Fazilet olan helallara çok haddi aşmamak. Helal da olsa haddi aşmamak. Selamet olan şüpheli şeylere bile yaklaşmamak. Nerede bizde ya? Hasan İbni Ebi Sinan Hazretleri, Evliyaullah'ın büyüklerinden, uzanarak uyumazdı. Yağlı bir şey yemezdi. 60 sene yan üzere yatıp uyumamış. Hani otururken uyumuş olabilir. Yan üzere yatıp 60 sene uyumamış. Yağlı bir şey yememiş. Soğuk su bile içmemiş Allah'tan korkusuyla. Yani haram değil ama mübarek işte nefsini ezmiş. Vefat etmiş. Vefatından sonra alemi manada görülmüş. Gören zat demiş ki Efendi Hazretleri, ma fealallahu bik, bu çok görülür bu zuhurat. Allah sana ne muamele yaptı. Ya ben bunları okuyunca, siz bunları dinleyince biz bu gece uyuyamamamız lazım ama şimdiden uykumuz geldi. Dedi ki, hayran, Allah bana çok iyi muamele yaptı. 60 sene ibadet yaptı ya sırf ya. Yememiş içmemiş. Gayra enni mahbusun anil cenneti bi ibratin isti'arca felem erudda. Ya hala cennet yüzü göremedim demiş. Ama kötü de bir durum, azapta değilim demiş. Niye göremedin efendim hazretleri? Demi bir iğne emanet almışım, geri vermemişi. Cenneti göstermiyorlar. Hey gidi hacılar, hocalar. Emanetlerin üstüne oturanlar. Nereye gidiyoruz? Bu emanet işi çok tehlikeli. Ya Rabbi ya. Ya Rabbi bizi affetmeden öldürme ya Rabbi. Amin. Bize tövbe nasip etmeden canımızı alma ya Rabbi. Amin. Kul haklarından helallik almadan canımızı alma ya Rabbi. Amin. Amin. Şu gece şu duayı alan iflah olur be. Tabii. Boşuna mı oturuyorsun buraya bu kadar saat? İsa Aleyhisselam bir mezarlığa uğramış. İsa Aleyhisselam ne yapıyordu? Ölüleri diriltme mucizesine sahip. Birine seslendi. İsa Aleyhisselam kabristana uğrasa adamın birine hemen kalk dese ne oluyor? Adam kalkıyor. Ne var ne yok dese? Adam hemen bülbül gibi dökülüyor. Demiş ki men ente? Kimsin demiş sana İsa Aleyhisselam. Demiş ki ben insanların eşyalarını nakliye yapan hammalım. Hammal idim. Hali hayatımda ve bedeni sıhhatim. Bir gün bir insanın odununu taşırken odunun kenarından kıymık deriz biz. Küçücük bir kürdan gibi bir şey kırıldı. Ben de onunla dişlerimin arasını kürdan yerine adamın odunundan kopan parçayla dişlerimin arasını efendim kullandım. Dişlerimin arasındaki şeyleri çıkartma. Öldüm öleli o haktan sorulup duruyorum. Nereye gideceğiz? He? Nereye gideceğiz? İşte sadece yetim malı manasında değil. Kul hakkı, yetim malı en büyüklerinden. Ama kul hakkı, başkasının malı, emaneti, ümmetin malı, bunlar mutlaka yerine iade edilmeli. Yoksa Allah adamı cehennemin dibine idhal eder. Şimdi bir iki cenazemiz var, ilanımız var. Kısaca onları söyleyeceğim. Şimdi iyi dinleyin. Birincisi, radyoda müzik yayınlarını kaldırttık. Uygun mu? Kalktığının farkında mısınız? Evet. He? Evet. Hiçbir enstrümanlı yayın yapmayın dedik. Dinlediler mi? Siz takip edin. En ufak bir sakatlık olursa bana haber edin. Çünkü müzik enstrüman çalan, ilahi çalan dolu radyolar. Bize bu işler olmaz. Ben hapisten de farkındaysanız mektupta ima değil açıkça da söyledim ama tabii oradan biraz sesim bu kadar gür gelmiyordu. Çıkınca bu işler incelenecek böyle. Yok arkadaş bu iş ümmet meselelerinde bu iş. Kimseyi günaha sokmaya hakkımız yok. Ha, ilahideki müzik helal mıdır, haram mıdır? Tartışmalıdır. Müsaade eden var, İmam Gazali'dir, İmam Nabi'dir, eden var, etmeyen. En azından şüpheli mi? Şüpheli işten sakınmak gerekli mi? Evet.
Gerekli. Ne lüzum var? O kadar radyoda çalan var. Bizim radyo sohbet için dinlenmelidir. Bundan sonra bu işin üzerinde daha da duracağım. Sizden de haberler bekliyorum. Ama tebrik etmişsiniz, teşekkür etmişsiniz. Ben de radyodaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Söz tuttular. Şimdi dolu arşiv eski sohbetleri de topladım. Hepsinden de onları vereceğim. Yeni yeni eski sohbetlerden dolu sohbet yeni yeni verecekler inşallah. Hepsini topladım ettim. Kendi cebimden masraf ediyorum. Allah razı olsun. Bedava razı olsun. Kuru kuru kurbanın olayım sana. Konuşuyorsun. 6.000 lira para verdim. Terabayt marabayt diyorlar. Neymiş o terabayt? Birisi çıkıp da vermedi. Onlar da muhafaza için. 2007'den, 2004'ten, 98'den beri. 40 terabayt. 40 terabayt ne kadar saat ediyormuş. Ben anlamam o işlerden. 5.000 küsür lira para verdim. Niye? Bu sohbetler sizin mirasınız. Ümmetin mirası. Ben öleceğim. Bu sohbetlerle yolunu bulacak bu ümmet. Buluyor zaten. Buldu zaten. Bu kadar insan nereden buldu? Sokaktan, kahvede mi buldunuz bu yolu? Nerede buldunuz bu yolu? Sohbettir. Din sohbettir kardeşim. Biz cebimizden veriyoruz Allah'ın izniyle. Olursa veririz. Ama gücümüz yettiği kadar. Televizyon kurmaya da gücüm yetmiyor. Ama biraz sohbetleri radyoda artırmak niyetindeyim inşallah. Bunu yapıyoruz. Evet. Şimdi Arifan dergisinin akıbeti. Merak ediyor musunuz? He? Ben size çıktığımdan beri Arifan dergisini ilan ettim mi? He? Etmedim. Dikkat ettiniz mi niye etmedim? Ne olduğunu anlamadım ki. İçeriden beri ortalık karıştı. Ben 3. 4. ihtilal geçiriyorum. Biliyorsunuz 28 Şubat'tan beri benim 3-4 kere batırıldım. Külliyeme el konması, vakfımızın kapatılması, ondan sonra beyan dergisi, ondan sonra o hapse girmem... 2002'de hapse girdikten sonra o beyanın başıma getirdikleri beyan radyosu kurulması, benim adıma paralar toplanması, ondan sonra o beyan radyosunun kapatılması, benim başıma gelmeyen kalmadı ki ne. Ondan sonra bir yayın eviyle anlaştık, kitaplarımı tabii biraz düzene gireceğiz, bir jet ski işi patlattılar. O yayın evi bilmem ne dedi ki ben ödeyemem, teliflerimizi ödeyemedi bilmem ne, onun da adını vermeyeyim. Allah selamet versin, herkes de hakkım var, alacağım çok ahirette. O da öyle kitap satılmıyor, kitap satılmıyor, yalanlar etti, bilmem ne etti. Bizim bile telifimizi vermedi. Böyle kaçıncı perişan. Şimdi yine hapse girdik. Biz hapse girince işleri bozuldu. Arkadaşlar bu işi yürütemediler, yönetemediler, ben bilmiyorum. Ben 11-12 aydır Allah peygamber şahit bu kadar kitabımdan bir kuruş ücretimi alamadım. Hem hapisteyim, artı bu kadar avukat masrafım var. Bir kuruş maaş alamadım, vermiyorlar. Diyorlar ki işler bozuk. Ne diyeyim? Ben yine hizmet durmasın diye size mektupları da bütün Arifan yayınlarına destekledim. Dedim mi? Dedim. Demedin diyorlar. Siz söyleyin. Yazdım mı yazmadım? Allah razı olsun. Ya yalan alüzüm yok kardeşim. Yazdım ya. Ama ben bir kuruş maaş alamadım. Dedim ki ümmet meselesidir. Devam edelim. Yazıları verdik mi? Dergiye yazıları gönderdik. Mektupları gönderdik. Duaları, zikirleri devam ettirdik. O kadar sıkıntılar içinde canım çıktı oralarda ya. Ben ne yapayım bu ümmet için daha ya? Ben ne yapayım? Adam maaşımızı vermediler. Bu sefer, şimdi bu ay Şubat ayında yine ben yazımı gönderdim. Fakat dergiyi basamadılar. İşte durumumuz bozuk, dergi basılmadı. Şimdi, benim uğradığım zulümleri maddi manevi dağlar dayanmaz kardeşim. Ben sabırlı adamım. Amma ve lakin, bu dergi Ehl-i Sünnet'in sesiydi. Bu kadar reddiyeleri bunda yaptık. Bu kadar hizmetleri yaptık. Dualar, zikirleri bunda yazıyoruz. Bu şimdi amma ve lakin basamıyoruz, edemiyoruz. Şudur budur. Ben ne yapayım? Ben şimdi zaten kendim maaş alamıyorum. Bir dergiden para istemedik zaten. Yazılarımızı hep gönderdik. Şubat'ı da gönderdim. Şahit yazılar hazır. Mustafa Özsimşek Hoca bunun editörü, o şahit. Ve lakin durum bu. Ben ne yapayım kardeşim? Ben çıkmışım hapisten, size geçen sohbette ne dedim, bir inceleyeyim edeyim şu işleri bir kontrol alacağım dedim yani. Bak radyoya söyledim, onlar laf dinledi, işte o işi bir düzene soktuk. Burası düzene girmiyor yani, basamıyoruz diyor adam, ben de onu zorlayamam çünkü onda durumumuz bozuk diyor. Tabii ki bir hainlik yok ama bir yönetim bozukluğu veya işlerin kesadı neyse. Yani Allah görüyor, ne dedik, Allah iyi niyetliyle kötü niyetliyi birbirinden... Ayrıca ben Allah'a havale ederim. Ben kimse için kötü niyetli demem. İftira da etmeme gerek yok. Ama durum bu ki dergi basılmadı. Ya bu kadar abone alınmış. Bazısı 2 senelik abone yapılmış hocaya yardım diye.
Herkese telefon edilmiş. Geçen cuma kaç kişi geldi bana? Sizin içinizde de dolu var. Hocaya yardım, hocaya yardım. Bana bundan bir yardım yok ki. Bir şey yok ki, ben 12 adet kuruş almamışım. Yani kendi kitap telifimi, dergiyi demiyorum. Kendi kitabımın telifini alamamışım zaten. Bu ne yardımı bu? Bundan dolayıdır ki ben artık bu durumdan sonra hepinize duyuruyorum. Bazıları da hocaya hakkımızı helal etmiyoruz mesajlar diyecek. Kardeşim, benim bunda bir şeyim yok. Ben bu işin yönetiminde değilim. Karını ben etmedim. Ben burada kar zarar ortağı değilim. Bir şey değilim. Ben bir telif alıyordum. O da kitaplarımdan. Adam da bana kitapların telifini bir senedir zaten vermedi. Sizden beter mağdur kim? Mağdur bendim. Ben yazımı bedava veriyordum zaten. Bu durumda ben ne yapayım şimdi? Bu yazı, yazılarımızı, derginin yazıları ve hizmet, yine bu dualar, zikirler ve reddiyeler vesaire, hoca efendilerin ilimleri, buna devam edelim mi, etmeyelim mi? Ha, ne diyorsanız öyle hareket edeceğiz. O zaman ne yapacağız? Burada atın biri yolda kaldıysa öbür ata binip devam edeceğiz. Önümüzdeki ay inşallah yeni bir hizmet ekibi, arkadaşlar, Allah razı olsun, tabii ki bana da sevenler, bu cemaate acıyanlar var. Maddi menfaat beklentisi olmaksızın biz senin dediğin şekilde bir şey yaparız. Yalnız sen bize dualar, yazılarını ver. Verirsen bu hizmet yürür. Ben de dedim, ben bir şey istemiyorum. Yani bu zikirler, dualar, bu yazılar devam etsin. Dergi olarak yani. Kitaplar ayrı bir mesele. Şu anda onu konuşmuyorum zaten. Dergi meselesini, bu Şubat'ta bu çıkmadı. Artık bu iş bitti. Bu isim adı altında bu işin yürümesi mümkün değil. Çünkü nereye ne borç var, bunları ben bilemem. Bunu şimdi devam ettirmek demek, dipsiz kuyu, ben bundan haberim yok. Ben yönetiminde değilim. Benim değil ki dergi. O halde yeni bir oluşumda biz yazılarımızı vererek inşallah Mart'ın başında size çok güzel ilimlerle, aynı ekiple, aynı hoca efendilerle devam edeceğiz inşallah. Siz de buna destek verecekseniz devam edelim. Ama yok efendim, ben zaten bu kadar kaç haftadır ne diyorum size, kaç haftadır? Enkaz, enkaz, enkaz. Maddi manevi enkaz altındayım. Bu vaziyette bile size hizmet etmek istiyorum. Ama büyük hastalıklar, maddi manevi sıkıntılarla, ama ölene kadar edeceğim inşallah. Allah bir felç vermesin, aklıma zeval vermesin, hafızam yerimde oldukça, dilim konuştukça, Allah, yani sürünsem de gelirim, sohbetimi yaparım size ben. Yaptım zaten ben, zamanında da öyle. Hasta da olsam sedyeyle geldim, yaptım. Ben size hadim olum, Allah beni size hizmetçi yapsın. Ben sizi çok severim Allah için. Sohbete gelenleri herkesten çok severim. Benim derdim dindir. Benim soy, sop, nesep ondan öte gelir. Din, ehli sünnet, iman, itikad. Allah için gelin, ben Allah için varım. Siz de Allah için devam edeceğiz inşallah. Ama bu durumda herhalde ad değiştirmek icap ediyor. Çünkü burası tekledi kaldı. Ben ne yapayım, ben bunun borcunu, harcını nasıl üstleneyim? Benim değil ki bu. Ve karını ben etmedim ki, zararını ben çekeyim. Ben bunu nasıl yürüteyim? Yürütemeyiz. Ama Mart'ta size yeni bir yazı dizisiyle, dergiyle devam edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bunu söyledik. Efendim, yani ismi de mühim değil. Yeni bir isim, yani duymadığınız bir isimdir. Şimdi bu hizmetlerin de devamı için ben size bunu bastım. Geçen de Kandil-i Şerif'te de çıkaramadık, Sakal-ı Şerif. Burada ne var? Aç şöyle, bismillah bakalım. Bu çok Arabistan'dan bu, Türkçe'de değil. Ben size Arapçaları Türkçe'ye çevirdim. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid ayı münasebetiyle, hem de şu hizmetlerin de devamı, şu sıkıntıların bir nebze açılması için. Bu levhada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı şerifinden, saçı şerifinden, nali şerifinden, yayı şerifinden, efendim sarığı şerifinden, gömleği şerifinden, toprağı şerifinden, sürmedanlığı şerifinden hepsi var. İçtiği kabı şerifinden, yani Türkiye'de bu yok. Bu zaten Arabistan'da toplanmıştı. Ben ne yaptım, sadece Arapçalarını Türkçe'ye çevirdim. İnşallah bu gece çıkışta hepiniz bunu hem evinize asarsınız, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife ile anarsınız. Okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi. Amin.
Burada çok kıymetli eserler var. Bazılarının resimlerini başka yerlerde bulamayabilirsiniz. Çok güzel resimler çekilmiş, Türkçelerde yazılmış. Hepsi kimi hatırlatıyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hatırlatıyor. Buna biz 10 lira dedik. Ama üzerine limit koymadık. Hayır için, yardım için, bu hizmetlerin devamı için, bu sıkıntıların aşılması için 10 liranın üstüne istersen 3-4 tane al, istersen bir tane al, üstüne ne verirsen ver. Ama 10 lira olarak dedik. Tabii matbaası şusu busu. Efendim, Allah-u Teala hayrınıza vesile eylesin. Bunu da buradan gelen kazançları da hayırlara kullanmayı nasip eylesin. Hizmetin devamına vesile eylesin. Borçların ödenmesine vesile eylesin. Efendim, kainatın efendisinin hatırı bahşi için evin ocağın en güzel yerine güzel çerçevede yaptırarak çoluk çocuğun gözü önünde onlara da göstererek tanıtarak kainatın efendisinin aşkıyla yaşayalım, sevgisiyle ölelim. Allah Teala hepimize iman selameti nasip eylesin. Yelkenci hocanın abisi hastaymış, yoğun bakımdaymış Osman Gül efendi. Allah Teala acil şifalar ihsan eylesin. Dua isteyen bütün hastalara acil şifalar ihsan eylesin. Dertlere devalar ikram eylesin. Mahmut Turan, Ahmet Aydın, İsmet Özer imam imiş. Mustafa Evcil vefat etmişler. Efendim, ruhlerine bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Fatih Hoca Efendi'nin abisi Hamdi Kalender kardeşimizin ruhu için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Rabbi hediyelerimizi şu saatte ihsan eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı keremle bizlere de iman selametiyle çene kapamak nasip eyle. Cennetini cemalini ikram eyle. Azabından gazabından muhafaza eyle. Kul haklarından helallaşmak nasip eyle. Sıyrılmak nasip eyle. Ahirete kul hakkıyla çıkartma ya Rabbel alemin. Buradan dağılmadan bütün cemaatimizi, hepimizi bu mübarek cuma gecesi hürmet affeyle, mağfiret eyle, lütfeyle, kerem eyle. Hayırlı muratlarımıza nail eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Ya Rabbi bu hizmetleri daim eyle, manileri izale eyle. Suriye'ye yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım yetiş ya Rabbel alemin. Bir an evvel ehli sünneti kurtar ya Rabbi. Irak'taki, Afganistan'daki, Filistin'deki, Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki Aktar Ağzı neresinde zulme uğramış? Esir kamplarında, hapislerde, muhacir yurtlarında, yardıma bakıma muhtaç halde ehli sünnet Müslüman kardeşlerimiz var ise Allah'ım imdad eyle ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi imanlarını muhafaza eyle ya Rabbi. İtikadlarını bozulmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Dünya ahiretlerimizi mamur eyle. Amin diyen dillerini harcihimden azad eyle amin. Amin bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi selleme. Teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefi nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme. Ve alihi ve sahbihi meşâhine evlâru. Efendi baba khâsa ve lâru. Hamdi Kalender Efendi khâsa ve lâru. Ahşâil müteveffîn ve lâru. Envâtina envâtil müslümîn. Envâtil cemaatil hâdirîn. El Fâtiha. Eûzu billâhi mineşşeytân. Ne dedik? Sohbet haftaya değil, haftaya radyodan dinleyin. Ondan sonraki hafta inşallah 8'den sonra sohbette buluşalım. Bursa'yı da unutmayın, oradaki civardakilere duyurun. Pazar günü ikindide orada külliyede buluşalım inşallah. Evet, levhaları unutmayın. Hizmet niyetiyle mutlaka değerlendirin. Allah da sizin değerinizi...